Hoş geldiniz Spor Manşı'nda. Cem Dizdar'la karşınızdayız. Bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Gündemi konuşacağız. Bu hafta Cuma günü itibariyle yeni sezon başlıyor ligde. Ve öncesinde biz yokken zaten bazı takviyeler, transferler, gelişmeler, olimpiyat oyunları vardı, bitti. Onunla ilgili haberlerde konuşacağız. Katılımlarınızı bekliyoruz. Spor Manşı hesaplarını takip edip son paylaşımlarımızın altına soru ve mesajlarınızı yazabilirsiniz diyelim. Cem abi nasılsın, nasıl geçti? Öf, yani tatil iyi geçerdi. İşte biraz olimpiyat izleme, sevinme ve bazı çocukların sınırda maç kaybetmelerine üzülme. Ama daha çok da yangınların şaşkınlığıyla geçti. Yani aynen, neredeyse eş zamanlı yürüdü birçok şey. Yani bir gözle olimpiyata bakıyorduk, bir gözle yangın haberlerini takip ettik. Hatta ben son gün gelirken Karaburun'dan dönüyordum böyle mesafeli bir şey için. Bir arkadaş ziyaretine Zeynep Murat'a gitmiştim, Karaburun arkadaşlarıma. Oradan dönerken Balıklıova, Karapınar arasında bir böyle daha ciddi bir yangın vardı. Uçaklar işte, helikopterler, arazozlar söndürmeye çalışıyorlardı. Ve biraz hani o gerginlik de oldu. Ama işte çocuk olunca, yani ufak bir kızım var benim, o olunca yani daha çok zamanı ona ayırıyorsun, onunla ilişki, onun yüzme halleri, onun işte sürekli soru soran, yani kız çocukları çok soru soruyorlar erkeklere göre, erkekler bizim gibi herhalde sonra soru soruyor. Ben acaba merak ettim kendim o yaştayken o kadar soru soruyor muydum diye, herhalde şimdi bu yaşta çok soru soruyorum, yani 30'lardan sonra başladım ben de herhalde sorulara. O çok soru soruyordu, daha çok onunla geçtiği zamanın. Onun dışında işte olimpiyat, daha dikkatle izlemeye çalıştığımız o oldu. İşte çeşitli kanallarda TRT Spor, TRT Yıldız'dan işte zaman zaman Eurosport'lara da gittim geldim. Hani oralarda ne oluyor ne bitiyor diye farklı alanlarda oluyor ama ilgim daha çok bizim çocuklardaydı. Biz ayrılırken burada yani bırakmadan önceki bir mesele olmuştu benimle ilgili. Hani voleybol bilmeyen adam voleybol yorumluyor diye. En son Özlem Hanım'ı öyle, konuk yani, etmiştik. Özlem yok Hüsnü. Onun önündekindeydi. Bir ben önceki... de o gün işte ilk Çin maçı sonrasıydı. İşte ilk son olimpiyat şampiyonunu yendiğimizde ya yani ben voleybol yorumlayacak birisi değilim. Ama orada o gün iki tane tekvandocu arkadaşımız bronz madalya kazanmıştı. Orada gümbürtüye gitmesin o çocukların yaptığı da. Çünkü sonuçta bugün Fanatik Gazetesi'nin yaptığı hani kapakta, Fanatik Gazetesi kapağında, açılış sayfasında Türkiye sizinle gurur duyuyoruz içinde. O kadar arkadaşlarımız var. Yani o kadar şimdi bireysel sporları sadece televizyonda bir kere izlediğimizde takip etmeyelim, çocuklarımızı bu işlere yönlendirelim. Bireysel sporlar da takım sporları kadar kıymetlidir. Bir de ülkenin garip bir çelişkisi. Yani takım sporuyla çok ilgileniyor gibi yapıyor ülkenin büyük bölümü. Ama onların içinden birisine takıyorlar kafayı. Evet, ekranda yansıtacağım. Ama mesela atletizmde, boksta işte ya da jimnastikte, tekvandoda, okçulukta sadece o gün geldiğinde ilgileniyor. Futbol takımıyla ilgileniyor gibi yapıyor ama esas ilgilendiği şey futbol takımın içindeki o bir tanesi, iki tanesi oluyor. Özel oyuncu, yıldız var hepsi. Büyük yetenek ya da tecrübeli oyuncu. Onunla ilgileniyor. Sanki takımla ilgileniyormuş gibi anlatılıyor. Bunlar öyle olmuyor işte. Ta o da olduğu gibi. Bu arada gibi. Evet, güreşçiler, milli güreşçiler Ankara'da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından Türkiye'ye döndüler. Görüntüleri de canlı olarak arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar. Yani sanki gerçek ilgileniyormuşuz gibi bir anlatı oluyor. Bir gün sonra her şey unutuluyor. Oysa ki unutulmaz. Oradaki detay da işte geçmişe göre daha fazla madalya almamız. Bir önemi yok ya, zaten zaman geçiyor ve gelişiyoruz. Tabii ki daha fazla madalya alacağız. Konumuz biz neyle ilgileniyoruz. Yoksa madalya alırsın, çocuk çalışıyor zaten yani. Çalışıyor, adı var çocuğun, adına şey var, arkadaşın, çocuk demeyelim, kocanın adı mı? Adına jimnastikte hareket adı var yani. Çocuk çalışıyor. Sen ne yapıyorsun? Gurur duyduk, öfke duyduk. Yenildi mi? Bak o gün yenildi, baktım
spor manşet hesabından Twitter'a voleybolda baktım. Onu yapamam. Uydet diye öyle yazmışlar ki ben Ufuk Ankaracan'daydım, arkadaşımlaydım. Ya yani öyle şeyler yazılmış ne oldu, ki ne oldu? Onu niye almadın, bunu niye almadın, hiçbir şeyden haberin yok, bilmiyorsun voleybolu yok. Voleybolu bilmiyorsun'a kadar gelmiş zaten o günkü olarak. Şey işte ben voleybolu bilmiyorum, konuşmaktan kaçınıyorum ama bu arkadaş voleybol, gazetelerde falan yazmışlar ya. Voleyboldan anlamayanlar voleybol yorumluyor falan yazmışlar. Cem abi tahakkül konuşuyor, bir gidelim. Evet geldik. Şunu ifade edelim, bazı meslektaşlarım da yapıyor bunu, birçok insanda da görüyorum, bronz aldı, olsun ya da işte hani bronzu küçümser bir değil, altın değil diye. Olsun ifadesi bile rahatsız edici de Cem abi, bunun bir altını çizeyim dedim programın başında. Bak diyor ki sosyal hayatımızdan diyor, sosyal hayatlarımızdan, ailemizden fedakarlık yaparak buralara kadar geldik diyor. Olsun bronz aldın deniliyor mesela, onu da belirteyim dedim. Evet, işte o baskının yarattığı şeyler. Hani mutlaka oraya giden, orada bunların hepsi önemli dereceler. Dünyada sporcuların belli seviyeleri geçtikten sonra gittiği yerler olimpiyatlar. Belli dereceleri yapıyorsun. Şimdi oraya gitmenin kendisi başlı başına müşkül bir şey, zor bir şey yani. Gittin de orada bronz aldın. Hani anlatırım sık sık. Pek takılmıyor insanlar bu örneklere. Bir San Paolo başkanı şey anlatıyordu geçmiş yılların bir tanesinde, işte siz nasıl bir takımsınız dedi Mithat Bereket. Dedi ki biz Almanya'nın en büyük 26. mı 28. mi 24. mi öyle bir takımıyız dedi. Şimdi en büyük 24 deyince bizim buralarda hani kafa karışık, kafa karışıyor. Ben de ne diyor acaba filan başkan, ne demek istiyor diye böyle dinliyorum, devamı gelir diye. Ya bu dünyaya nereden baktığınız önemli diyor, diyordu o zamanki San Paolo başkanı. Yukarıdan bakarsan 1'den 24, 26, 28 hatırlamıyorum şimdi şeyini, sıralamadaki yerini. Aşağıdan bakarsan. Ama burada 10 bin küsur takım var. 10 bin küsur takım arasında biz aşağıdan baktığında yani görülemeyecek kadar yukarıdayız diyordu. Şimdi dünyayı nasıl algıladığınla ilgili. Öyle bir baskı var ki yani dikkat ediyorsan her çıkan arkadaş işte dua, vatan, millet oradan konuşuyor ve sen yapıyorsun bunu yani. Aslında belki de hiç oralara girmiyor. Ama mahcubiyeti çünkü hissediyorsun, o anlamda söylüyorum. Bronz aldım, altın istiyordum. O mahcup değil ki. Hayır, ben şey, bronz aldım, altın almak istiyordum. Sen ne yapıyorsun onda? O mahcubiyete neden olan senin baskın. Bir gün sonra hiçbir zaman girmeyeceğin konuyu aynen o gün yerle bir etmek üzere kullanıyorsun. Guidetti gibi. Aynı şey işte, voleybolcu sporcuların, kadın sporcuların başına getirilenler yani. O gün onu anlatıyordum tam yayın geldiğinde. O gün önümde yani. Ve büyük ihtimalle o gün o insanların yarısından fazlası programı izliyorlarsa bana benzeri şeyler söylüyorlardı. Faktör çaprazında ne anlayayım ben? Mesela o gün orada çok önemli bir şey vardı. Voleybolda basit hata nedir diye sordum. Bir yanıt alamadım. Neydi bu basit hata? Mesela birinin manşeti alamaması mı basit hata? Basit hata tanımı, futboldan devşirilmiş bir şey olarak, bir kavram olarak, bir tanım olarak. Orada yapılamayan işi bireyin üzerine yakmak. Sporculardan birinin üzerine yık. Servis kullanıyorsun. Top fileye takılıyor. Ya fileye takılıyor ya dışarı gidiyor. Antrenman. Basit hata oluyor o da. Antrenman. Karmaşık hata ne mesela voleybolda? Herkes aynı anda atlıyor, birbirine kafa kafaya mı vuruyorlar? Ne yapıyorlar? Ne basit hatası? Karmaşık hata diye bir ifade. Var mı öyle bir şey? İfade yok. Peki basit hata yoksa hani geri iade gibi olmuyor mu bunlar? Sorunca oluyor Cem abi. Yani geri iade gibi, tamam. Değil mi yani? O böyle basit hata diyorsun. Sporcu vurmuş bir tanesi smaçı, öbürü alamamış manşeti ya da her neyse. Yapmış bloğu. Fileye takıldı. Şimdi basit hata diyorsun, bunun bir de karmaşığının, çoğulunun yani 2-3 kişinin bir arada yaptığı hata olması gerekmiyor mu? Mantık diyorsun sen. Yani dili kullanmak, mantık. Dolayısıyla dil aracılığıyla düşünmek, düşünerek oyunu geliştirmek. Demin arkadaşım biri sormuş ya, bu Fransa bütün takım oyunlarında niye bu kadar başarılı diye bir soru var. Öyle mi bilmiyorum ben, hani her alanda takip etmediğim için Fransa'yı. Bir şey, bir Fransız takip ettim ama demin bizim Ömer Yavru gösterdi. Morhat Amdoni maratonda, maraton 17. bitirirken suları yıkarak geliyor. Arkada kim varsa yani susuzluktan telef olsun diyor yani. Şimdi bu da sporcu. Bilerek suları yapmadım yıkar demiş, baktım. Almaya çalışırken açıklamasına baktım. Almayı ver ya. Almaya çalışırken alamadım, ondan elim gitti diyor. Tabii sonunda bir şey söyleyeceksin zaten yani. Yani baktım ne diyor, ne diyor adam acaba yani, diye merak ettim. Sonunda bir şey söyleyeceksin. Ama yani çok net görülüyor, yıkarak geçiyorsun yani. Sen alamadın, 10 tanesini yıktın. Arkada 10 kişi o suya ulaşamadı yani.
Şimdi bunun gibi. Yani meseleyi bireysellikten çıkarıp yani spora, sporcuya, çalışmaya, metodolojiye, yönteme getiremediğimiz için sürekli bir ve hiç noktasında yarışıyoruz. Yani bronzun yetmediği bir yerdeyiz neredeyse yani. Yani o günkü tartışma işte. İki arkadaş bronz almış. Hı hı. Yani iki arkadaşımız, iki sporcumuz, güzide sporcumuz bronz almış. Sen bir ilk maçı kazanmışsın, kıyamet kopuyor ülkede. Yani takım oyununu önemsiyorum diyorsun. O gün Ebrar Karakurt'tu şey. O ilk maçın 18 sayı yıldızı işte adı en çok anılanı Twitter'da arşa alaya çıkanları. Devamında aynı sporcuna yapamadı diye. Tam o kullandığın övgü ifadelerinin tam tersini kullanıyorsun. Yani ne onu yap ne bunu yap. Bunun arasında yaşamın bir kendi dengesi var. O dengeden ayrılma. Voleybolu bilerek konuşun, bilen biri konuşsun diyen insanların peki 2 maç sadece 3 maç izleyip milli takım yenildiği zaman bir voleybol uzmanına dönüşerek paylaşım yapmasını nasıl açıklıyoruz? İşte bu sosyal medya toplum gazını çıkartıyor yani. Bu olmasa belki şiddete başvuracak. Baksana bizde bir demin onu da Ömer söyledi. Hangisi? Şimdi bakacağım not aldım da. Hı. Tamam. Karate'de bir hakemimiz var. Uğur Kobaş. Sporcuyu şey yapıyor. Suudi Arabistan'da. Suudi. Ölüm tehditleri alıyor sosyal medyadan. Yani bir şey olur mu olmaz ama. Gördüm. Yani dünya böyle bir yere gitmiş. Dün iki uzmanı izliyorum sosyal medya üzerine. Çocukların sosyal medyada zaman geçirmesi üzerine konuşuyorlar. Bu geçici bir dönemdir diyorlar. Yani şu anda ölçemiyoruz. Yani 1 saat mi bağımlılık yapıyor, 15 dakika mı bağımlılık yapıyor, 8 saat mi bu oyunlarda işte var ya oynuyorsunuz. Tamam oynuyoruz. 8 saat mi oynayan çocuğa bağımlılık yapıyor bunu anlayamıyoruz. Bu geçici bir dönemdir dünyada diyor. Bu bir süre sonra bu dalga hani birçok dijital etkinliğin zaman içerisinde erimesi. Birçok işte mesela var mı artık internette surf yapmak? Yani internet ilk çıktığında internette surf yapmak diye bir tanım var. O dönem öyleydi. Niye? Çünkü hep bir şeyi merak ediyordun. Sonra o meraklar gitti. Damıldın ve artık sadece kendi ilgilendiğin. Diyelim ki Instagram'da eşi dost nerede yemek yiyor, hangi fotoğrafı çektirdi, ben kaç like aldım, kaç tweet benimki retweet edildi gibi. Doğrudan kendine yöneldin. İlk başlarda yani internet geldiğinde. Onun ismi de modern gıybet. Tabii içinde kaybediyorum diyor. İçinde kayboluyoruz diyordu. Niye kayboluyordun? O seni oraya atıyordu, oradan oraya gidiyordun, onu merak ediyordun. Ve gittikçe merakların azaldı. Çünkü internette bağışlık kazandın. Bu sefer de okuduğun her şeye inanmaya başlıyorsun işte. Ya bilmiyorum şimdi öyle mi? Bilmiyorum. Çoğunda öyle görüyorum, söylüyorum işte sana abi. Hayır ya başka bir şey anlat. Tamam ekleyin. Yani bilmiyorum o adam ne yapıyor. Tamam. Yani bağışıklık kazandın. Yani sörften vazgeçtin, artık kararlı olarak davranıyorsun. Gidiyorsun Instagram'dan takip ediyorsun. Artık haber kanalları www.şudurbudurlara oralarda gezmiyorsun bile. Tamam, yangın olursa Twitter'dan takip ediyorsun. Efendim olimpiyat olursa oradan takip ediyorsun. Diğer kanalların çoğu belli ki, diğer mecraların çoğu ciddi anlamda güç kaybetmiş görünüyor şeyde. Yani benim izlediğim öyle büyük internetin ben hala kağıt kitap peşinde koşturan birisi olduğum için yani gördüğüm şeyler hani kendi deneyimim, izlenimimi anlatıyorum. Bunlar da doğru şeyler olmayabilir. Benzerini sporda da yapıyorsun. Ya bak baştakine dönüyorum. Takım oyunuyla ilgileniyor gibi yapıp içindeki birisiyle diyelim ki Beşiktaşlısın, Raşit Gezal'la ilgileniyorsun. Beşiktaş takımının tamamını ihmal ediyorsun. Voleybolda Ebrar'la ilgileniyorsun. İş tersine döndüğünde Ebrar'ın da karşısına geçerek pozisyon alıyorsun. Ya da Guidetti'nin karşısına geçip pozisyon alıyorsun. Ama bireysel sporlara geldiğinde de bronzu beğenmeyen, neredeyse hani ona burun kıvıran, böyle garip bir kibirli tavır içindesin. O çocukların hepsi, yani buraya çıkanlar bak. Şimdi Fanatik Gazetesi'nin birinci sayfasında orada madalyaları görüyorsun. Kaç tane çocuk var. O kadar çocuktan daha, bu kadardan çok daha fazlası o yarışmalarda bu sınırlardan dönmüş durumda. Madalya sınırından dönüyorlar. Geliyorlar bronzun sınırından dönüyor. Yarı finalden dönüyor. Bir yerden geri dönüyor. Tamam. Kendisi yani oraya gitmiş olmanın kendisinin içindeki o sporcuya dair muazzamlığı ihmal ettiğin için bu çok ilgilendiğini düşündüğün futbolda da konuya yaklaşmakta zorluk çekiyorsun. Futbolu da kavrayamıyorsun maalesef. Cem Bey, bronz madalyadan çok da memnun olmamamız gelişme sürecinde olduğumuzu göstermez mi? Umut Yaşar. Yani spor ülkesi olma yolunda diyor. Bilmem öyle mi?
Arkadaş için geçerli, benim için geçerli değil. Aynı ülkedeyiz ya, biz diye başlamış ya. Bizim gelişme, yani gelişme sürecinde olduğumuzu göstermez mi? Kim? Ülkemizin. Benim için öyle bir şey yok yani. Gelişme sonsuzdur yani. Yani kaç yıldır gelişiyoruz. Sonsuz yani, o katılacağım bir görüş değil, bir şey değil yani. Tatmin değiliz, birinci olalım. Peki rakiplerin, yani daha çok madalya kazanan Amerika, Çin gibi liste, öyle Çin başta gidiyor. Ya onu düşünen sonra de var. Bu kadar onlar az madalyayı niye övüyorsunuz diyen de var mesela. Raşit Bey diyor ki, şimdi şey dedin. Neyi övüyorsun? Bu kadar az madalyayı niye bu kadar övüyorsunuz, ya da daha fazla almalıyı da getiriyor o da. Az aldık diyor madalya. Ya ben madalya almayanları övmeye çalışıyorum. İşte ben de onu almadım. Ne madalyası? Madalya nedir? Madalya sonuçtur ya. Çocuk acı çektim diyor. Sen evinde oturup o yarışmaları izlerken o çocuklar hayatlarında senin yaptığın birçok şeyden fedakarlık, yani muazzam gördüğün birçok şeyden fedakarlık yaparak antrenmanlara gidiyorlar. Bayless değil mi? Çıkamamıştı tabii jimnastikte. Konuşmuştuk burada. Yani çocuklar senin yapmayı düşündüğün, yapmaktan büyük zevk aldığın birçok şeyi o da yapsa zevk alacak ama ondan vazgeçerek bu işleri yapıyorlar. Bu madalya almayanlardan söz ediyorum. Madalya alanların ellerine sağlık. Şahane çocuklar. Fotoğraflarını görüyoruz. Bir de fotoğraflarını görmediğimiz çocuklar var. Bak, fotoğrafını görmediğimiz birisi dünyanın bir yerindeki birileri tarafından ölümle tehdit ediliyor. Uğur Kobaş ölümle tehdit ediliyor. Hakem bu, sporcu falan da değil. Yani spor böyle bir şey değil. Aynen. Arkadaşın anladığı gibi bir şey değil yani. Sanki desen ki yani bütün madalyaları giden bütün sporcularımız altınları alsa tamamı, yani gönderdi kaç sporcu gönderdi, tamamı buraya altınla dönse. 108 değil mi? Tamam ha, 108 altında geri dönsen bir arkadaşı tatmin edemezsin. Yok, o mutlu olmayacak abi, belli. Hayata bakışı. Hayır yani. Bir gün sonra da zaten konunun çoğu gitmiş olacak onun hayatından. Hayır, 80 milyonluk bir ülke için 13 madalyayı büyük başarı olarak gördüğümüz sürece aynı yerde duracağız diyor Alp Bey. Mesela Instagram'da da baktım benzer. Efendim? Çin'in nüfusuna kadar. Ya çok fazla yani. Kaç madalya alıyor nüfusu oranlarsan? Nereden baktığına bağlı. Buradan bak, benim baktığım yerden bak. Yani sonuçta ya bir toplum düşün, kendiyle dövüşüyor ya. Kendiyle mücadele ediyor. Yani kendi varlığıyla mücadele eder mi insan? Yani gelişmek için metodoloji diyorsun. Ya çocuklara bu sporcular sporcu zaten. Sen beğensen de sporcu, beğenmesen de sporcu. Daha Akgül, sen beğensen de büyük sporcu, tamam, beğenme. Ya sen yanına adam koy diyorum ben. Sen böyle anlatırsan kimse girmez bak. Çocukların kendilerini bronz madalyada mahcup hissetmelerinin nedeni bu anlatı. Bu anlatıyı toplumun dışına çıkartmadığın sürece tahakkül sayısını artıramazsın. Artıramazsın yani. 500 ya tane tahakkül yapamazsın. En büyük madalya umudumuzdu Serkan Bey, Taha kim? Ve güreşçilerimiz. O zaman iyi hazırlanmadılar diye düşünürüm diyor ben. Ben de diyorum ki sen doğru yazamıyorsun. Sen doğru düşünemiyorsun şu anda. Sen şu anda doğru düşünemiyorsun. O baskı spor olayım. Öyle bir şey değil. Anlattın şimdi, Amerikalı sporcu. Bütün dünya o Amerikalı kadın sporcuyu bekliyormuş. Kadın yarışamadı. Yok, baskı yapamıyorum. Mutlu değilim. İyi hissetmiyorum. Kadın yarışamadı. Diyor. Amerikalı bu yani. Amerikalı. Dünyanın en büyük ekonomisinden gelen, dünyanın bir numaralı ekonomisinden gelen sporcu. Ben bunu kaldıramıyorum dedi. Evet, her gün tartışıldı o New York Times'a. Şimdi senin bu sporculara bir katkı mı vermen lazım? Bu dilden uzaklaşman lazım. Mesela bu yazıyı azaltman lazım. Aklına mı geldi? Yazmaman gerekiyor. Bak aklına geldi ya, tamam. Yazmayacaksın. Yazmayacaksın. Bugün ben bunu yazarsam, bu çünkü sporcuyla ilgili bir şey değil yazdığım şey. Benimle ilgili bir şey. İnsan bu kadar, hani derler ya bana, bu ne kadar egosantrik birisi falan. Bu seninle ilgili bir şey, sporcuyla ilgili bir şey değil. Bırak sporcuyu. O da oturmuş, değiştiremiyorsun Cem abi, doğru. Yani o, kendimi anlatıyorum ben. O kadar büyüğüm ki sürekli altın madalya kazanmam lazım. Çık kazan, koşmuyorsun, yüzmüyorsun. Bak sabah, daha geçen sabah çıkıyoruz. Seferihisar sahilde küçücük bir çocuk. Ağlıyor. Annesi aldığı denize sokmaya çalışıyor. Çırpınıyor çocuk. Ağlıyor. Babası kenarda oturuyor. Anne denize sokmaya çalışıyor. Tamam. Çırpınıyor çocuk. 2-2,5 yaşlarında, belki de 3'tür bilemiyorum. Ben bizimkinin şey biraz büyük olduğu için. Ebatlar kasa denir ona yani. Bizimkinin kasa biraz büyük. Ben artık çocuklara ayıramıyorum kaç yaşında. 2 mi, 3 mü, 5 mi, 4 mü. Çırpınıyor çocuk. Tek şey istiyor aslında. Birine güvenmek istiyor. Ve zorlanmamak istiyor. Ve şımarma hakkını kullanmak istiyor. Çocuk bak, şımarma hakkını kullanmak istiyor. Doğal hakları bunlar. Tamam. Birine güvenmek istiyor. Büyük ihtimalle denizi sevmek istiyor. İzin vereceksin. Tamam, ne diyeceğim şimdi mesela, gel babacığım, tamam, elleme. Yavaş yavaş. Hiç elleme. Girmiyor ben girmeden. Sen gir, seni göreceksin, seni görecek. Ha, izlesin diyorsun. Seni görecek. Hı. Gir sen. Oyna, zıpla, açılma, gel yanında takıl oralarda.
Derinlik bu. Biliyorsan yüzme, işte göğüs boyunu aşma. Görsün seni. İlgilensin, sana güvensin. Yani deniz, kum, deniz ve senin aranda bir ilişki kursun. Pedagog gibi konuşuyorum ya. Yani müdahale edecektim gidip yani. Hanımefendi hani zorlamayın çocuğu. O kendi kendini halledecek bak. Bizim sporcuların temel sorunu da bu. Toplum öyle baskı altına alıyor ki birçok sporcu kendi kendini halledecek sorunu bu kaygı yüzünden. Kaygı bak, korku demiyorum. Kaygı yüzünden halledemiyor. Futbol takımlarında da aynı şey var. Hani bak, yok, amatör takıma git, ortalığı yıkan adamlar var bak. Teknik direktör değiller. Teknik direktör, yönetici ya da yöneticinin yanında görevli birisi. Tribünü yıkıyor yani, yıkıyor tribünü. Baskınlık hocam abi. Bak, onun sahadaki kaygısını ölçemiyor. Sahadaki çocuk üzerinde. Umurunda olsa yapmaz zaten. Ya anlasa veya yapmaz. Ama onun derdi zaten takım ya da oyuncu değil. Ne? Kendisi. Kendini ben böyleyim. O kendi oynuyor tabii. Onun derdi kendine oynatmak yani. O yendi. Yenildi mi zaten o ondan daha mutlusu ve iyisi yok. Neden yenildiğini o kadar güzel anlatır ki. Yenmek için ne yapması gerektiğini önerdiği her şey de yanlıştır. At kenara, yap ortayı. Tamamı yanlış yani bu arada da. Önerebileceği her şey de yanlıştır. Antrenman yaptırmayı bilmez, oyuncunun kaygı derecesini bilmez, oyuncular arasındaki koordinasyonu bilmez. Onun tek derdi göstermesi gereken insanlara kendini göstermeye çalışır. Hı hı. Ben buradayım. Ben buradayım. Derdi kendisidir yani. Cema, bir mesaj var. Madalya mı, katılmak mı? Şunun mantığını bir anlasak her şey güzel olacak da oraya katılalım mı, madalya mı alalım? Oradaki farkı insanlara anlatmak gerekiyor diyor bir izleyicimiz. Ya da yani orayı çözmemiz lazım önce. Eğer onu çözebilirsek, Özgür Deniz yazmış. O mantığı çözdürebilirsek insanlara. Orada çoğalmak. Baskı azalır diyor. Mesela yarışmaya gidecek sporcu sayısını, yani dereceleri çoğaltmak. Dereceleri çoğalttıkça sporcu kervanına daha çok sporcu katacaksın. Yani bırak bizimkine imrenmiyor çünkü. Bizimkiler öyle baskı altındalar ki. Bari yabancı, Fransız, Amerikalı, Çinli, Koreli sporculara imrensin. Aa ne güzel yapıyor desin. Ne güzel yapıyor. Ne güzel sevinç değil mi? Böyle bir şey yapıyor. Mete. Böyle bir şey yapıyor. Bulmuşlar şey onu yapıyor. İşte yeğenler, kuzenler, arkadaşlarla konuşurken bir şey yap falan demişler. Yaptık çocuğa. Biz de izlerken. O da bir şey, o da bir şey yap bulmuş yani. Yani sadece ok atıp hedefi vurmuyor ve madalya almıyor. Bir şey daha koyuyor onun yanına. Yaşamı ve görüntüyü ve dünyayı estetize ediyor. Starich yapıyordu ya böyle bir şakım, evet, maslar yapıyordu. Neydi o? İşte kuzenler evde oturuyor. Kuzenlerden biri Starich'e demiş ki ya bir gol atınca bir şey yap. O da bula bula onu bulmuş yani. Gerçi buralarda pek eskiden vardı bir şey ara. Yaramadı yani. Ama. Bir ara yapılıyordu çok fazla. Bizim diyara gelen büyük oyunculardan biri olarak geldi ve gitti ama. Bizim diyar biliyorsun çok büyük oyuncu sever yani, adı sanı bu olsun da bize. Daha havalı çünkü o da. Tabii. O kendimizi o zaman çok büyük görüyoruz. Büyük oyuncuları buraya getirdik diyoruz yani. O siz biraz değişiyor işler biliyorsun. Onunla ilgili soracağım sana. Bak Cem'in arkadaş çok güzel bir şey yaptı. Cem abi bir hafta gittin kimleri almadılar ya diyor. Bir hafta yokluğunda diyor. Ortalık diyor. Şey doldu diyor. Oyuncu alıştı. Doldu diyor. Olimpiyatlar sporun zirvesidir. Abi bronzu beğenmeyenler olimpiyat ruhunu, spor ruhunu bilmeyenlerdir diyor Bayram Canbaz. Serkan Bey, üç tarafı denizlerle çevrili bir turizm ülkesi olmamıza rağmen mesela plaj voleybolunu da öne çıkarmamız lazım diye bir mesaj Ali Savran. Yani daha çok şey beklentiyle anladığım kadarıyla tamam kabul ediyor izleyicilerimiz. Ama daha fazla almamız için neler yapabilmeliyiz'in üzerine de gitmemiz gerektiği konusu aşikar. Amerika'da şöyle bir durum varmış. Bir yazı okudum. Onu da ekleyeceğim abi. Her olimpiyattan sonra işte dereceler alınıp yeni planlama yapılıp diğer olimpiyata ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili bir yazı okudum. Neyse çok uzun, onu anlatırım birazdan. Anlat. Yok, uzun yazıysa yazıyı. Tek ona göre sadece spor eğitimi değil, normal eğitimleri üzerinde duruluyor, psikolojileri üzerinde duruluyor. Neleri yanlış yaptık, neleri eksik yaptık, nasıl tamamlayacağız diye oyuncuyu, sporcuyu farklı bir eğitim içerisine aldıklarından bahsediyorlardı. Evet. Yenilerle eskileri bir araya getirip daha iyi nasıl olunabilir? Şimdi bu sonuca varmak için yönteme dair bir şey Amerikalıların. Yöntem tabii bu. Bak bizim ne yaptı, demin arkadaşımız söylemiş ya. Plaj voleybolunu da öne çıkarmamız lazım. Üç tarafı deniz diyor. Atilla katılımcımız o dört tarafı denize çevrilmiş. Doğru çalışmadığımız doğru Atilla Yılmaz. Doğru. Ne yapmamız lazım biliyor musun? Çok temel bir şey yapacağız. Çok temel.
Temeli yapacağız bir kere. Bizde temel olmadığı için yürümüyor. Oynayacaksın ya. Oynamıyorsun ki. Sadece başarıya odaklandığın için mi? Oynamıyorsun. Ne? Hiçbir şeye de odaklı değilsin. Kendine odaklısın. Senin derdin sporcularının madalyası, kazandıkları, kazanamadıkları değil. Sen sporcundan gurur ve mahcubiyet çıkartıyorsun. Seninle hiçbir ilgisi yok ki. Tamam, doğru. Seninle ne ilgisi var? Altın alıyor, kendi çalışıyor, antrenörü çalıştırıyor. Bak ya, çıktı Cumhurbaşkanı'ndan başladı, belediye başkanına, herkese kadar teşekkür etti antrenör, değil mi? Evet. Orada bir başka bir gayret. Seninle ilgisi yok konu yani. Hmm. Konu başka birileriyle ilgili. Senin yapacağın tek şey var. Oynamak ve oyunu övmek, oynatmaya gayret etmek, oyun alanı talep etmek, çoluğunu, çocuğunu, eşini, dostunu, akrabanı, komşunu çıkalım oynayalım demek. Oynarsan, derece yapmasan da plaj voleybolu da oynarsın. Ha, benim açımdan bu garip şeyler yani bunlar. Plaj voleybolu, gezegen, yani neyin olimpik? Hiç onlara girmeyelim, çıkamayız sonra yok. Çıkmaz zaten ya, plajı olmayan dünyanın yarısının plajı yok yani. Tamam, kaykay niye var, o niye var, bu niye var'a geleceğiz çünkü bu sefer olimpiyatlar. İşte, ona gel diyorum zaten, bu sorgulamadan kaçma. Bu sorgulama senin sporcu olmana, oynamana kıymetli. Dünyanın yarısından fazlasının plajı yok ya, ne plaj voleybolu? Nerede plaj var? Kimin plajı var? Bir sürü örnek buluruz onunla ilgili, doğru. Gezegenin yarısının plajı yok yani. Bizim ülkenin ne kadar plajı var? Var mı Kırşehir'in plajı? Nevşehir'in? Kayseri'nin? Plajı olan yerler var. Şimdi sen bunu olimpik spor diyorsun. Böyle değil bu konu yani. Kayseri'de kar voleybolu vardı galiba, yanlış. Ya olur orada, olur. Ha bak, bu olmaz işte. Ya bununla bir tartış. Bundan geri durma. Antalya'daki plaj voleybolu oynasın, işte Kayseri'deki kar voleybolu oynasın, neyse yani ne yapılıyorsa. Bir olimpik olmasının şeylerini de tartış, niteliği bir tartış yani. Nedir bu ya? Bu nedir, neyin nesidir bu de. İşte breakdance almışlar şeye. Halk oyunları niye yok? Neye göre alıyorlar, ben de onu anlamıyorum ya. İşte izlenirlik, televizyon, görüntü, reklam, yayın, para kazanmak. Z kuşağına daha fazla dokunma. Z kuşağı oynamıyormuş ki. Oynamıyormuş ki Z kuşağı, izliyormuş. O izlesin diye yapıyor. Olimpiklik diye, neresinde? Antik Yunan'da koşuyordu adam yani. Antik Yunan'a bakarsan. Alıyorsun meşaleyi, gezdiriyorsun, daha oradan çıkartıyorsun. Koştura ilk yarış, yani olimpiyatın yapılacağı ülkeye götürürsün. Ya bir sorgula. Yani olmasın demiyorum. Olsun, tamam, sorun değil ama. Yani bazı şeyleri sorgulamazsan kendi içinde bulunduğun, yani eylediğin işleri de sorgulamayı ihmal ediyorsun. Ya bu da her şeyi dert ediyor kendini. Dert edeceksin ya. Dert edeceksin. Her şeyi dert edeceksin kendine. Ve kendi yaptığın işi de iyi yapmaya çalışacaksın. Tamam, neyse. Yani çocuğunu oynat. Oynatmazsan plaj voleybolunda bir seviye ülke olamazsın ki. Herhangi bir şeyi oynat yani. Çocuğunun oynamasını öv. Oynasın. Bizimki koşamıyor. Koşamamış yani. Koşamıyor çocuk. Biliyor. Görüyorum yani önümde. Yok. Beden koordinasyonu yok. Olacak. Hala spor yapana, dışarıda spor yapana böyle bakan birçok insan var. O değişmediği müddetçe dediğin olmayacak Cem abi. Yani öyle niye bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Ben hep imrenerek baktıklarını düşünüyorum. Hepsinin o sahilde koşanlara, yürüyenlere imreniyordur insanlar diye. 260 bakıyorum. Ülke 10 binden fazla sporcunun arasında 4. 5. olan sporcularımızın bile 7-8. Ellerinden öpmek lazım. Orada aynen, olmanın bile başarılı olduğunu anlamak lazım. Olimpik sporcu olmak önemli bir sıfat bence demiş. İç mimar Aytekin'i mi okuyorsun? İç mimarmış, evet. Evet. Yani, profiline iç bence mimarmış. De yani hani bu meselelere böyle bakman gerekiyor ya. Bu kadar kocaman bir gezegende sınırlı sayıda sporcunun katılabildiği bir etkinlikte, yani öyle denir ya, biz mübalağa etmeyi de sevmiyoruz. Olimpiyatlar sporun zirvesi. Bilmiyorum ki öyle mi yani. Birisi söylüyor, sen de kabul ediyorsun. Dünya Kupası neyin nesi o zaman? Futbolun zirvesi. Peki atletizm, dünya atletizm şampiyonası neyin nesi o zaman? Zirve değil de işte. Ya işte bütün ya. Şimdi o zaman bunu böyle söyleyince kaykay bir yere oturmuyor kafamda, da onun için söylüyorum. Ya benim ya olimpiyat zirve diyorsun, kaykay var. Ben hayatımda, benim çocuğum çıkamaz kaykayın üzerine büyük ihtimalle. Ne kaykay? Ülkenin yarısı böyle. Bir kaykayla Samsun'da aşağı gitsen yukarı çıkmak için kamyonun arkasına takılman lazım. Bizim çocukluğumuzda mesela skuter falan yoktu. Şimdi bütün çocuklar skuterla geziyor. Bak, bunlar değil. Coğrafi şeyler. Senin skuterla gezdiğin çocuk, senin skuterlı gördüğün çocuklar düz arazilerde gezen çocuklar. Düz satıklarda geziyorlar. Öyle bir şey değil bu. Spor biraz da coğrafyayla ilgili bir şeydir. Tamam da Anadolu'ya gittim, yine çocukların elinde skuter vardı. Orada da gördüm. Var yani. Ya Artvin'e bir git bakayım, görebiliyor musun? Artvin'e gitmedim. Böyle. Artvin'e gitmedim, yalan söylemeyeyim yani.
Rize'ye git bakayım. Kaç tane çocuk skuturla ancak sitenin bahçesinde gezer. Hayır, eskiden yoktu ya, şimdi var, o anlamda söylüyorum. O başka bir şey. Televizyondan gördüğü bir şey. Yani sporla ilgili bir şey değil. Çocukça etkinlik o. Spora dair bir şey değil. Bir bedensel etkinlik. Tamam. Çocuk skuturu alıyor. AVM'nin şeyinde, parkında koşturuyor. Ya da sitenin basketbol sahası yapılmış. Kimsenin oynamadığı basketbol sahaları yapıyorlar ya. Genelde boş sitelerde oluyor. Boş oluyor. Çocuklar da skuturla geziyor. Bu bir çocuk etkinliği. Bu bambaşka bir şey. Yani spor dışı bir şey. Mesela oyun mu, bedensel etkinlik mi, onu bilmiyorum. O nedenle bir sürü şey oyun mu değil mi, onu anlamıyorum ki. Sen onunla yarışıyorsun, yarıştın diye öbürü yarışmacılık onu spor haline getiriyor mu? Ondan Caner emin abi değilim. Kaykay mı bu? Ha bak, hemen buldu Caner Uncu. Bulunur ya. Yani bunun, yani bu spor mudur? Ne? Bu anlamıyla, yani bizim anladığımız klasik anlamda hani atletizm içeren bir şey midir, emin değilim. Yani o break dansı alıyorsun da bizim Ege oyunları çok acayip oyunlar yani. Gerçekten bak. Yani ülkenin birçok oyunu. Şimdi hareketlilik şudur budur diyorsun. Gel bizim Akçabator onlarını gör bakayım. Yerinde duramıyor insanlar yani. Yani bu başka şey. Hani her insan etkinliğinden olimpik spor icat etmek biraz televizyonun çağrısına kulak vermek, reklam, izlenirlik, işte alışveriş, markaları göstermek gibi şeyler. Bir şekilde dengeyi sağlamam lazım. Yani daha fazla dolayısıyla hani olimpiyat sporun zirvesidir sözüne buradan itiraz ediyorum. Yoksa zirvesi değildir dediğim için değil. Ya buradaki birçok şey bizim anladığımız spor bağlamındaki işe dahil edilebilir mi? Soru soruyorum sadece. Cem abi çok güzel adamsın, çok güzel konuşuyorsun ama çok gelenekçi değil misin abi demiş Oktay Bey. Çok gelenekçiyim, evet. Tamam, ben onu da eklemiş olayım. Yani o Kaykay'la ilgili söylediğin cümleden sonra bunu yazmış. Bronz alıp mahcup olan sporcu değil, soruyu ama diye soran muhabir mahcup olmalı. Serkan Bey. Bunu da Hasan Bey yazmış. Yani. Haklı abi. Bilemiyorum. Ama bronz aldın, olsun bronz aldın demeyeceksin. Ya doğru kullanacaksın. Dilimiz diyorsun ya. Doğru sana. Doğru canım. Yani muhabir şey öyle sorarsa. Yani, bir şey sor. Haklı. Yani işte o da, muhabir de aynı baskının altında. Hep altın baskısı, birinci olma baskısı. İkiysen hiçsin baskısı yani. Şey, futbol oldu gibi. Her şeyde, her konuda öylesin ya. Her konuda öylesin neredeyse. Çünkü öğrenilmiş çaresizlik bu yani. Yani oyunun kendisi, yarışmanın kendisi, pratiğin kendisi anlamlı değil sende. Sonuç, sadece sonuca odaklısın ya. Ya çocuklar neler yapıyorlar, o yarışan çocukları görmedin mi ya? Yapamıyor yani, öbürü daha yapıyor. Çünkü derinlikli bilmem kaç yıldır uğraşıyorlar. Onun önünde kaç tane altın madalyayla oraya gelmiş o sporcu. Kendi önünde yani. Şimdi... Uzak Doğu sporları, bunu bak, bunun adı bu. Uzak Doğu sporları. Bizde Bruce Lee ile Wang Kyu'ya tekabül eden bir şey bu benim hayatımda yani. Bak, Uzak Doğu sporları adı, bak adı coğrafi tanım bu. Senin Uzak Doğu sporları. Chuck Norris falan vardı değil mi? Onlar sizin döneminiz. Bizde Chuck Norris şeydi yani, sonra ya. Bak, adı var yani sporun. Uzak Doğu sporları diye geçiyor. Tamam. Yani seninle bir ilgisi yok konunun. Sonra zaman içerisinde sinemanın işte dünyada yaygınlaşmasıyla, gerçekten de hani bizim Samsun'da biz sinemadan çıktığımızda sizi bilmem de, o zaman televizyon bu kadar yaygın değil, var ama yayın var mıydı yok muydu? Sen biz bir sinemadan çıkalım da Wang Kyu Bruce Lee filminde sokaklardaki halimizi gör. Yani hep böyle falan yapıyorduk. Ya vuruşa vuruşa eve kadar, bir de bizim orası yokuştur Samsun Çiftlik Mahallesi. Yıldız sinemasından çıkıyorsun yani, yukarı doğru gidiyorsun. O yollarda yoku çıkarken seni herkes sesler duruyor. Ses yapıyor muydun? Ama çocuk öyle bir şey. Televizyonda basketbol filmi görüp duvara pota asmalar. Evet, evet. Ya bir ara şey oynuyorduk elimizde sopalarla. İşte çim okeyi oynayın. Şeyde çim okeyi. Çünkü çocuk taklit ediyor. Gördüğünü taklit ediyor. Şimdi sen bırak, izin ver çocuğun bunları taklit etsin, görsün, öykünsün bunlara. Evet. Bu sporculara, bu dünyanın çeşitli yerlerindeki ve aralarından 3 tanesi senin hiç hesap etmediğin bir dalın içinden bambaşka hikayeler çıkartırız. Sevgili Serkan. Senin için, kendin için, ülkesi için, dünya için. Sevgili Serkan, kızımla sabah Kartal Edi filmini izledik. İngiltere tarihinin ilk kayak ve atlama şampiyonu. İlk kez olimpiyatlara katılıyor, sonuncu oluyor. Ama tüm dünya onu konuşuyor. Kazanmak değil, katılmak önemli demiş Seyfi Şen. Teşekkür ediyoruz sizin de katılımınız için. Güzel bir paylaşım oldu. Bugün gördüm ya, bir kardeşimiz maratonda. Yani hangisi? İşte isim. İşte 52. olmuş. Ama Polat Kenboy Arıkan da bitirememiş o arada. Bitiremedi tabii. Bak, alıyorsun sporcuyu, kendi sporcunu yapıyorsun, o bitiremiyor. Senden birisi bitiriyor. Ne onunki ne onunki. Yani ne bitiremeyen ne bitiren.
Ya bunların hepsi kıymetli işler ya. Bu sporcuların oralara gitmesi, oralarda spor yapması, bir sürü çocuğa olimpiyata gitme fikrini aşılar o kardeşimiz. Adını okuyalım da. Herhalde Cem abinin söylediğini anlamamışsınız. Cem Bey neden başarısızlığı övüyorsunuz diye yazmışsınız. Övüyorum. Benim en sevdiğim şey başarısızlığı övmektir. Hayatta en çok bunu yaparım. Yani koskoca... Çünkü başarısızlığı övmezsen başarılı olamazsın. Başarısız dediğin sporcu. Senin hiçbir zaman olamayacağın birisi. Sen hiçbir zaman o başarısız dediğin sporcu gibi sporcu olamazsın. Çünkü o değerli zamanını onun gibi kullanmayı bilmiyorsun. İki altın. O değerli işte, kıymetli zamanın o. İki çok kıymetli zamanın söyledim. Var ya. Evet. İki altın aldık o kadar nüfusa göre 196. Çin dedim ben sana. Tamam. Çin dedim de söyle bak katlamış mı? Çin'in nüfusu ne kadar? Kaç altın almış? Nüfusuna vursun bakalım aldığı altını. Ne çıkıyor ne çıkmıyor. Nerede okudum ya ben? Bir yerde okudum buluruz şimdi dur bakalım. 25 yaşındaki sporcuya çok genç dediğimiz için başarılı olamıyoruz demiş Cenk Bey de. Yani yapmış. 25 yaş çok genç değil diyor artık. Güzel katılım oldu. Öyle teşekkür mi? Niye ederim. Ya? Sağ öyle olsun. 25 yaş genç insan güzel. Ömrü uzamadı mı? Hah buldum. İnsan o eskiye göre ortalama evet, uzadı. Yavuz bak milli atletler Yavuz Aralı 52. olmuş. Polat Kemba Arkan yarışı bitirememiş. Sen buradan kendine, kendi varlığına, bir birey olarak, bu toplumun bir parçası olarak kendi varlığına dönük bir olumsuzluk çıkartabilirsin. Benim için muazzam iş yani. Aynı toplumda yaşıyoruz, aynı insanız. Sen dersin ki adam başarısızlığı övüyor. Ben derim ki sen başarıya nereden bakıyorsun? 70 küsur sporcu katılmış bu yarışmaya dünyadan. O dereceyi geçmiş. Onlardan ikisi bizim ülkemizden. Bir tanesi Yavuz Aralı gelmiş 52 olmuş. O kadar sporcuyu geçmiş. Bola da böyle yaklaştığın için iki tane maç kazandığında tribününe gitmiyorsun. Kaybettiğinde pardon. İki maç kaybediyor takımın bir daha yolunu bilmiyorsun. Stadyumun yerini unutuyorsun. Ya şu kıyas işinden vazgeçelim. Macaristan'ın nüfusu 9 milyon kazandığı altın madalya sayısı 6. Doğru tartışalım yazmışsınız. Doğru tartışalım. Doğru tartışıyor. Hala nüfusa göre şey yapıyor, oranlıyor izleyici. İşte Çin'e bak diyorum, Amerika'ya bak diyorum. Hayır sana işte senin anlamsız diyorum yani. Senin 80 milyonda. Çürütmek için yapıyor işte. Beni daha çürütemezsin nüfuslu, ya beni destekliyorsun daha sen. Daha az nüfuslu diyor, daha fazla altın almış. Yahu daha çok nüfuslu Çin'de vurduğunda Macaristan onun önünde mi sayılır? Hayır sayılmaz. Yani nasıl matematik okudunuz? Bize göre yapıyor, bize göre. Bizim ya aldığımız. Biz dünyada tek miyiz ya? Değil. Dünya bizim mi? Yok. Öyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti mi diye anılıyor küreler arasında, gezegenler arasında dünyanın adı? Diyorum ki bu anlamlı bir kıyaslama değil. Anlamlı bir kıyaslama değil. Brezilya'da dünya kadar şey kazanıyor, madalya kazanıyor. Tamam. Onlar çünkü bir geleneğin işi yani bir spor geleneğin işi. Geçen gün anlattım gece 12'de sokakta plaj voleybolu ve ayak voleybolu oynayan insanlar var. Gece 12'ye 1'e kadar birer saatlerle mahallelerin içerisinde, semtlerin içerisinde arkadaş görüntüleri attı. Orada yaşayan bir arkadaşımız adını hatırlamıyorum şimdi mailden geldi. Spor yapıyorlar. Ben sana spor yap diyorum. Sen bizim ülke Macaristan'ı geçemedi ya da Çin'in arkasındayız falan gibi şeyler. Bunlar doğru kıyaslamalar değiller. Ne nüfusa göre madalya kıyaslaması doğru, ne o doğru, ne bu çocukların, bu kardeşimizin 52. olması anlamsız. Anlamlı bulursan bunu önce 42. sonra 32. sonra 12. sonra 2. sonra 1. yapabilirsin. Ama sen bu tartışmayı bu dille yürütürsen bu seviyenin altına düşersin. Yani 52'nin de altına düşersin. Şimdi... Buraya da sporcu götüremezsin bir süre sonra. Çin 1,5 milyar, Amerika 330 milyon. Evet. Nüfus. Bölün de şeye, madalyaya, altın madalyaya bölünsün işte. Onların da bronzunu kabul etmiyorlardır da o yüzden söylüyorum. Altına bölecekler sadece. Amerika kaçtı arkadaşlar? 113 madalya. Çin'de 88. Cem abi. İstatistikleri veriyoruz işte. Buyurun. Tamam bölün diyorum. Nüfuslara altın madalyaları bölün. Biz çünkü sadece altın madalya tartışmayı biliyoruz. Bizim için 5 derece değil, 7 derece değil, çeyrek final derece değil bizim için. Ya altın var bizde ya hiçbir şey yok. Onlar için derece ama işte. Bilmiyorum onları. Ben hiç Amerika'da bulunmadım. Sen gittin mi Amerika'ya? Okuduğum yazılar veya okuduğum yazılar bizim dile çeviriyorlar. Belki öyle çevrilmiyordur. Bizim de genellikle Google Translate ediliyordur şeyle çeviriler. Bilmiyorum ben Amerika'da bulunmadım. Nasıl düşündüklerini bilmiyorum. Oralarda olmayı alışkanlık haline getirmek önemli. Madalya sonuç süsleyici bir detay. Bravo. Katılan ve bunun için çabalayan her sporcumuzla gurur duymalıyız.
Mustafa Işıl yazmış Instagram'da. Yani işte onu yapmayalım da destekleyelim. Çünkü gurur duyunca bu sefer mahcup olma da onun kardeşi el ele gidiyorlar. Gurur duymayla mahcup olma yan yanalar onlar. Yani ikiz kardeşler onlar. Bu sefer toplumun yani böyle düşünmeyen büyük bölümü de mahcup oluyor. Mahcup olunca bu sefer sporculara yönelmeye başlıyorlar. İşte Ebrar'ın başına gelen. Gelen yani o gün gördüm okudum biraz yani şöyle bakıyordum çocukla çocuğun yanında. Çocuğun yanında da fazla şey oynamayayım diyorum ama telefonla oynamayayım diyorsun ama bir anda orman yanıyor bir anda olimpiyat oradan haber alayım buradan haber alayım diye. Mecbur kalıyorsun artık hayatın içinde. İşte bir tane lanetli bir gazetecilik şeyinden de çıktığımız için. Ama tatilde gazete aldım böyle bir tuhafladı. Arkadaşlarım da tuhafladı beni. Tabii tuhafladı. Tabletten okumuyor musun kardeşim diyor. Dijitalden baksana dedim ben olmuyor öyle. Aslında temel problem Cem Bey futbol ağırlık verip diğer sporlarla ilgilenmememiz. Çok futbol ağırlık veriyoruz. Onu da tartıştık tatildeyken. Yunus Ecemiş yazmış. Sadece bize özel değil dünya öyle yani. Sadece biz değiliz. Dur bakacağım ya çok şey oldu şimdi. Tufan Öncel de bir mesaj attı da onu okuyayım. Koca Amerika'da 57 senede kadın voleybolunda ilk altını aldı diye eklemiş. Bak onu da belirtelim. Tufan abiye teşekkürler. Olur olur bunlar. Sevgili Cem bahsettiğin Yıldız Sineması'nın yerinde yeller esiyor şimdi demiş. Sınıf arkadaşım. 19 Mayıs Üniversitesi'nden sınıf arkadaşım İhsan Tunç. Aa, buldun sınıf arkadaşını hadi. O beni buldu. Tabii o seni. Ama Hollanda'dan söylüyor bak. Dünya ne orada mı yaşıyor? Evet mühendis olmuş öyle diyor. Üniversitede demek ki matematik okurken şey yapmışız. Bir aynı sınıfta okumuşuz. Bak Hollanda'dan Samsun'daki bir sinemanın yokluğu haberini biliyorum ben yani gördüm orayı da hani bina yapılınca içinde sinema var mı yok mu bilmiyorum da o gözle görmemişim. Gerçi epeydir Samsun'a da gittiğim yok ama bak Hollanda'dan doğduğumuz büyüdüğümüz birlikte yaşadığımız aynı okullara gittiğimiz yerden haber alıyorum kentimize dair. Şimdi iletişimin teknolojinin dijitalin bu yanı kıymetli. Yanı kıymetli yani. İhsan'ın bana gönderdiği haber kıymetli. Öbür yanı gözden geçirilmesi gereken yani. Ya 7 oldun nesin ki 52 oldun sen kimsin ki falan. Gibi. Hani vuramadın sımaçı basit hata yaptın şudur budur falan gibi. Bu o olayı bir gözden geçirdi bunu lazım. Niye aldı? Biz destek olunca madalya sayısı artacak mı Cem abi? Evet artacak Recep'in söylediği gibi Recep. Eyşan mı? Beşiktaş diye Eyşan koymuş. Anlamlı bir istatistik için ülkede yarışmacı sporcu sayısıyla orantılar daha doğru olacaktır gibi gayet de benim söylemeye çalıştığım şeyi doğru formüle etmiş arkadaşımız. Bunu ne kadar artırmak için tartışırsak, gayret gösterirsek, çabalarsak, buna dil düzeyinde, düşünce düzeyinde destek koyarsak, çevremizdeki insanları bu işe sevk edersek, onları yetiştirecek olanları böylece denetim altına almış oluruz. Onların kendilerini yani diyelim teknik adamları, antrenörleri daha yaptıkları işi yeni gelişmeler ışığında, yeni gelişmeler doğrultusunda gözden geçirmelerine de böyle zorunlu tutarız. Böylece sayımız, sporcu sayımız artar. Olimpiyatlarda da kendimizi iyi hissettiğimiz skorlar, başarılar, kalabalık sporcu topluluklarıyla gitmiş. Şu karşı çıkmak için karşı çıkmayalım isterseniz. Yine fikir tabii ki belirtelim. Tarih üçüncü olanı yazmıyor Cem Bey yazmışsınız. Kim yazmıyor ya? Tarih Cem abi üçüncü olanı yazmıyor. Niye yazdı o zaman? Adını okusana arkadaşım. Takulito mu ne öyle bir şey yazıyor. Oo, sen Takulito Japon'la bizi konuşuyorsun. Japonca bilmiyorum ben. Bizim çocuklar nasıl gelince tarih soruyorlar. Yazmıyor ya? Nasıl tarih yazmıyor? Bu ne kim öğretiyor bu çocuklara ya bunları? 52. yazmış tarihi ya. 52. Ya futbola bir Yavuz Ağralı 52. Ben övüyorum. Hani buraya gelse kucaklarım pandemi olmasaydı. Ben övüyorum. 52. yazmış tarih. Sen nasıl 3. tarihi yazmaya diyor biliyorsun. Kim tarih, nasıl tarih okutuyorlar çocuklara ya? Neler okutuyorlar? Yok ya sırf karşı çıkmak için çıkıyor. Ben artık anladım onu. Başka bir açıklaması olamaz. Konu güzel. Japonya'da böyle değildir bu konu bak. Takulidi ya Japonya'da böyle değildir ya da Kore'de bilmiyorum hangi ülkede yaşıyorsa arkadaşımız. Bizde yaşıyordur ya Türkçe yazıyor. Bizim İhsan'da Hollanda'da yaşıyormuş ama Türkçe yazıyor. Onun gibidir yani. Belki orada yaşayan birisidir diyorsun. Cem abi ekleyeceğim var mı? Konu güzel katılım da çok fazla. Diğer haberlere de bakayım. Evet. Takulidi'ye kitap önereyim ben.
Yama güldürme. Bu tüfek, mikrop ve çelik vardır. Ya bir göz atın kitaba. Biraz kalındır, korkmayın. Çok zevkli okunur sonra. Güzel okunur yani. Kimi kitabı? Jared Diamond. Yani bir bakın, bir okuyun. Yani bir bakın yani. Neymiş bu dünya halleri? Neymiş bu insanlar arasındaki gerilim? Kültür nasıl gelişmiş? Biz kimiz? Dünyayı nereden okumalıyız? Dünyanın başına hangi şeyler çorap örmüş? Hangi muazzamlıkları, hangi nedenler doğurmuş? Tarım toplumu ne yapmış? Avcılık, işte toplayıcılıkla, avcılıkla geçinenlerin başına ne gelmiş? Onlar nasıl yaşıyormuş? Ötekiler nasıl bir seyahat etmişler? Bugün gelişmiş dediğimiz her şey aslında ne tür zulümlerin, ne tür, hani o zamana göre zulüm sayılır mı bilmiyorum anlayışlar. Çünkü bugünden geçmişi bugünün tanımlarıyla tarif edemeyiz kuşkusuz ki. Yani İsa'dan önce bin, İsa'dan sonra bin arasında, yani oralardaki tanımlar bambaşka tanımlar. Dünya bambaşka algılar. Şunlar, o bu tür kitaplara arada bir göz atarsak spora, insana, dünyaya dair düşündüğümüz çok şeye de başka bir yerden bakma şansı elde etmiş oluruz. O şansı kullanırız, kullanmayız. O da bizim bileceğimiz bir şey yani. İsmini vermek istemeyen bir izleyici olarak yazıyorum. Yaklaşık 1 milyar 400 milyon Çin nüfusuna, 38 altında 82 milyon Türkiye nüfusuna 2 altın kafa kafaya çıkıyor. Nüfus altın sayısını çok dikkate değer görmüyorum. Önemli olan orada olmak. Çok güzel. Bizim zamanımızda Konak sineması vardı. Oradan çıkar Fatih Mahallesi'nde yürürdük diye de devam etmiş izleyicimiz. Nereden? Kaykay bize ters demiş. Yapamazsın ki Konak Samsun'da. Sineması vardı. Oradan çıkan Fatih Mahallesi'ne yürürdük diyor. Yukarı. O da mahallede sürmeye çalışsak limandan denize düşerdik diyor. Bir kaçırırsan ayağının altından gidersin. Bizim orada bilyalı olurdu. Selamlar. Onu da aşağı indirirsin, yukarı çıkartamaz. Teşekkür ederiz. Bizim orada bilyalı denir. Yani hakimi bölgelerde tornet denir. Arabaların rulonlarından. Tornet, Caner Öncü de söylüyor. Tornet deniyor. Bizde bilyalı denirdi. Biz onunla aşağıdaki pazardan, istasyonun oradaki pazardan, bizim Ziya'nın arabasıyla şeyden, inşaattan sökme tahtalarla bir bilyalı yapmıştı. Elma yukarı taşıdık. Elmalı şeker yapıp satmaya çalışırdık. O arabayla bir devrildik. Biz bütün mahalleyi, arabanın içinden bizi zor çıkardılar. Valla? Tabii tabii. Kocaman bir şey yapmıştı. Çok becerikli bir çocuk zeki o zaman. Kapandık işine. Yani zordur oralarda kaykay. İşte paten. Yani bir inersin, bir çıkmak için ya... Tabii tabii, tak tak düşersin canım Allah. Bir arabanın arkasına takılman gerekir. O da ayrı bir sıkıntı yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Yani o kadar güzel, böyle kafa açıcı mesajlar atıyorsunuz ki biz de özlemişiz sohbeti. Yine değerlendiririz. Genellikle ama gördüğüm kadarıyla sadece madalya almak başarı değil, orada olmak değerli paylaşımlarınız çok fazla. Ondan şimdi artık var, orayı geçtik şimdi. Orayı noktaladık. Tamam. Olimpiyat bitti. Artık şimdi bir sonraki olimpiyata ne kadar fazla sporcu gönderebiliriz? Şimdi bütün şeyimiz, konsantrasyonumuz, bütün yoğunluğumuz burada olmak zorunda. O nedenle her daldaki, her branştaki yarışacak arkadaşların olimpiyat derecelerine sevk edecek, zorlayacak, onları oradaki metodoloji içerisinde olimpiyata yükseltecek cümlelere, kelimelere, davranışlara ihtiyacımız var. Bizde bu moral motivasyon olarak çok kullanılır. Moral motivasyon diyeyim, ben de çıkayım işin içinde. Yani moral motivasyon, gurur. İşte onu ben de çıkayım işin içinden yani. Hayal yani gibi. O zaman bir süre sonra goy goy'a dönüyor iş. Goy goy'a kısaltılıyor o moral motivasyon. Diyor ki olmuyor, hadi aslanlarım, hadi koçum falan olmayınca ya goy goy'un sonu budur diyorlar. Bizim dilde de öyle bir şey de var ya, hani bir argosu da var o işin. Bu nedenle hani madem moral motivasyon, oradan devam edelim ama çocukları üzmeyelim. Sporcularımızı üzmeyelim. Yani ya buraya yarışmaya gitmişleri de, yarışmaya gidememiş, yarışmış, o dereceleri elde edememiş sporcuları da üzmeyelim. Çocuklar çok ciddi şeyler yapıyorlar. Yani biz Ferhat'ı orada gördük jimnastikte ama onun sınırına, orada sınıra gelip takılmış bambaşka jimnastik çocuklarımız da var yani. Ki Ferhat anlattı nelerden, yani hayatında neler. Neler, 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 neler yani. Hem onu üzmeyelim hem diğerlerini üzmeyelim yani. Ya bu arada hani bazı izleyicilerimiz veya hani çalışan bazı numaralarım, hani numaramızı alıyorlar. Şimdi numaramı bulmuş bir izleyicimiz. Yani yaklaşık 30-40 tane mesaj attı. Yani şu an göremiyorum zaten. Telefon kilitlendi. Bunu yapmazsak sevinirim.
Teşekkür ederim. Ezeli rakiplerin savunma devrimi haberiyle devam edelim. Çünkü bir Galatasaraylı izleyicimiz bana sabah mesaj attı. Şimdi onu soru söyleyeceğim, okuyacağım. Şuraya verebilir miyiz Caner abi? Fenerbahçe ve Galatasaray transferde aynı yolu izleyip benzer özelliklere sahip stoperler aldılar. Ezeli rakiplerin savunma devrimi. 24 yaşındaki Kim ve 22 yaşındaki Nelson'a ciddi yatırım yapıldı. Fenerbahçe'nin Beijing Guoan'dan transfer ettiği Min Jae Kim, Güney Kore milli takımının banka oyuncusu, iri yapılı, güçlü fiziğiyle dikkat çeken 1.90'lık Kim için hızlı, hırslı ve savaşçı tanımlaması yapılıyor. Galatasaray'ın 7 milyon euroya aldığı Victor Nelson, yüksek tekniği ve geriden oyun kurmadaki başarısıyla dikkat çekiyor. 22 yaşında olmasına karşın defansın yeni lideri olma ihtimali oldukça yüksek. Oyuncuları değerlendirmişler. Ayrı ayrı transferler üzerinde durmayacağım da şimdi sabahki mesajı söyleyeyim. İsmini de not almamışım. Futbolikya olarak yazmış. Bugün spor manşet başlıyor. Sizden ve Cem Dizdar'dan genel bir Galatasaray değerlendirmesi istiyorum. Yıllardır olması gerektiğini söylediği Cem abinin model Galatasaray'da yavaştan olmuyor mu diyor. Gençlik olarak, yani yaş olarak söylüyor. Onun yorumunu rica etmişti. Sabah not almıştım, sorayım. Biz tabii şu genç transferler üzerinde konuşalım biraz. Sonra da diğer haberlere geçelim. Çünkü soruyorlar, Teixeira geldi mi, gelmedi mi, ne zaman geliyor, bugün geliyor. Nasıl okuyorsun onu? Teixeira mı? Teixeira. Alex Teixeira. Tamam. Çalışmıştım daha önce maç anlattığım zaman. Evet, yani oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Yani artık niye bu zamana kadar olmadı sorusu çok anlam değil. Yani bence en doğru işi şu anda gördüğüm o. Galatasaray yapıyor gibi görünüyor. Gibi görünüyor. Çünkü bunu birkaç kere de denemedi değil. Yani birkaç genç sporcuya yatırım yaparak ondan önemli katma değerler üretmek ya da oyunun düşünme biçimini değiştirilmesine yardım edecek işler yapmıştı Galatasaray. Bence doğrusunu, yani doğru model bu. Tabii izin verirsek. Şimdi bir o kulübün yöneticisi, teknik adamı, kulüpte bu işleri planlayanlar var. Bir de karşı tarafta biz tribüne gidenler, maçları izleyenler, tweet atanlar, like yapanlar falan da var. Yani bu oyun sadece onların istekleriyle oynanmıyor. Onların isteklerini daha çok biz belirliyoruz. Bugünkü parasızlığı da ağırlıklı olarak bizim belirlememiz. Yine çok para vermiyorlar mı? Onun üzerine tartışmalı. Genç alıyorlar mesela artık. Çok para veriyorlar zaten. Türkiye'de bu oyunu para vermeden oynayacak donanımın yok. Sporcun yok yani. Yok. Hazırlamadın. Hazırlamadığın için para vereceksin. Ehven denir bizim dilde. Yani olumsuz seçenekler içindeki en olumluyu bulmaya çalışıyor. Tamam, 7'yi alayım, 30'a satayım. Onu geç şimdi. O da öyle olmaz. Amaç o zaten yani. Yok yok. Şimdi önce bir yarışmacı bir takım kurmaya çalışıyor. 7'yi alayım, 30'a satayım olur mu? Nereye 7'yi alayım? 7'yi nasıl alacaksın işte? 7'ye vermenin nedeni işte 30'a satabilme hayali. Sen 30'a satacak bir ülke değilsin. Kim niye senden 30 alsınlar? Sen ne yapıyorsun? 7'yi alıp da nasıl olursunuz? Bu çocukça şeyler bunlar ya. Yani bir kere bu kendi ülkesini tanımamak bu. Amerika ile kendi ülkesini yarıştırmaya, Çin ile kendi ülkesini yarıştırmaya çalışan gençlik hevesleri bunlar yani. Ne 7'yi alıp 30'a satıyorsun? Senin antrenmanın ne ki 7'yi alıp 30'a satacaksın? Nasıl 30 milyonluk çocuğu hale getireceksin sen yani? Hangi antrenmanla? Muhammed işte genç. Değil mi? Muhammed Mustafa genç değil mi? 24 yaşlarında falan bilmemiş. Geldi. Geçen sene de genç oyuncu. Niye bu hale geldi çocuk? Tatilde senin gibi konuştum diye tepki aldım. Dedim ki aynı antrenman olmuyor. Buraya geliyorlar kendi takımlarındaki antrenman seviyeleriyle. 1-2 ay ön plana çıkıyorlar. Daha sonra buradaki antrenman seviyelerine ayak uyduruyorlar ve oyuncular düşmeye başlıyor. Bunu söyledim. Bunlar Cem Dizdar'ın lafları dediler ya. Kötü laflar mı bunlar? Yok, yani Fatih Terim'in olsa kabul edecekler miydi? Ben mesela bir formül önerirdim bana sormuş olsalardı. Muhammed Mustafa'yı sezon başı idmanla eski takımına gönderin. Zamalek değil mi? Oradan gelmedi. Gönderin oraya, sezon başını orada yapsın. Gelsin 5-6 maç burada yapar, bir de devre arasına gönderirsin. Yani çok açık bir antrenman sorunum var. Yani sadece yetmez şey. Yani gençleştirmen yetmez ki. Yani tamam, doğru bu yöntem. Bir şey değil yani. Olması gereken, yıllardır olması gereken bu. Hadi yapmadın, şimdi yapıyorsun. Doğru. Biraz olanakların sınırlı, paranın sınırları var. Ya bak, Barcelona dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. İlk beştedir herhalde. Tamam. Hala United bildiğim kadarıyla bu bütçeleme işlerinde bir görünüyordu. Onları da nasıl yapıldığını bilmiyorum.
Leo Messi'den vazgeçiyor ya. Mecbur. Sen değilsin ama. Batacak kulüp, batacak. Senin ülkende kimse yani 11-12 bak Fenerbahçe 11. stoperini almış. Alıyormuş yani, almamış da aldı. Sezon şimdi Kolkır geldiği zaman biz benle burada tartıştın Cem abi, unutmuyorum. Ben dedim ki bu niye aldılar dedim Kolkır'ı. Hı. Daha teknik direktör belli olmamış. Hı. Bu doğru bir transfer değil dedim. Hı. Bana karşı çıkmıştın o gün. Ne dedim? Ne dedim? Karşı çıkmıştın. Ne alakası dedin? Var dedin ya. Kulüp dedi, teknik adam gelecek elindekine göre oynayacak, evet, dedim. Yanlış. Ben de sana söyledim, oynamaz dedim. Niye oynasın dedim. Bak beğenmiyor oyuncu işte. Kim? Vitor Pereira. Vitor Pereira'yla ne ilgisi var konunun ya? Hayır şimdi geldi ya, oyuncu aldı. Hı hı. Şimdi Kolkır almıştı Fenerbahçe. Sonradan Vitor Pereira geldi. Yeterli bulmuyor mesela oyuncuyu. Ben bunu oynamam ya diyor. Konuyu tam anlayamadım ben şimdi. Vitor Pereira ile ilgisi ne bunun? Nereden biliyorsun? Vitor Pereira mı aldı oluyor şimdi bu yeni Koreli genç sporcuyu? Yani, öyle mi yorumlayalım? O mu istedi oluyor? Evet, öyle yorumlayalım. Bence öyle yorumlama sen. O zaman yani stoper alma alışkanlığının devamı olarak gör. Çok fazla stoper var, ona karşı çıkmıyorum zaten. Stoper alma alışkanlığının devamı olarak gör. Peki öyle göreyim. Tamam mı? Tamam. Öyle gör yani. Tamam. Bunu Vitor Pereira bunu istedi falan değil. Bu bir stoper alma alışkanlığı Fenerbahçe'ninki. Aynı şey Galatasaray'da da var. Hı-hı. Bak demin söyledin ya, 7'yi alırız 30'a satarız. Mevzu işte. Hangi stoper için bunu söylüyorlardı? Galatasaray'da Markao. Buluyorsun, biraz soruyu sorunca hemen cevabı buluyorsun. Tamam, söylüyorum. Oldu mu şimdi? Ya satar mısın, 20 milyon verirler mi Markao'ya? Ya ben büyük konuşmuyorum futbolda. Yok, konuşmuyor diye soruya cevap ver şimdi. Senle şu an hali hazır durumda verileceğini. Hayır, bak sorunun yanıtı tektir. Hayır. Senin ülkenin oynama biçimi o tür paraları üretecek durumda değil. Hı-hı. Ve o olimpiyata giden çocukların yaptığı da senin ülkenin spor anlayışının üzerinde işler. O senin beğenmediğin voleybolcu kadınlar, tekvando'da derece yapamadığını düşündüğün çocuklar, maratonda 52. olmuş ya da yarışı bitirememiş çocuklar, senin ülkenin üzerinde. Anlayamadığın şey olduğu için çözemiyorsun işi. Üzerinde işler yapılıyor. Sen de futbolda sürekli aynı şeyleri yapıyorsun. Bak gönder Muhammed Mustafa'yı, gelsin 15-20 gün sonra, bak idmanda neler oluyor. Bir ay, bir buçuk ay sezon başı antrenmanına gönder. Ve de ki Galatasaray takımı gençleştirdi. İki tane maç kaybetsin bak. Bak bütün tez değişir. Bak bu böyle başlayan takım Fenerbahçe'dir. Hazır Deniz'e dönüyor ondan bak, sonra da. Böyle başlayan takım Fenerbahçe'dir. Ali Koç başkan olduğunda bu modele yakın bir modelle başlar. Tamam, olmadı ama. Olmaz, izin vermez toplumun. O olimpiyatı böyle tartışan bakış futbolu da öyle tartışıyor. İzin vermez sana. 2 yıl, 3 yıl izin vermezler. Yakana yapışırlar. Sokağa çıkartmazlar, nefes aldırmazlar. Futbolu bilmediği için yapar bunu, sporu bilmediği için yapar bunu. Sporcunun çektiği acıyı anlayamayıp, sporcuyu sadece okuduğu parayla özdeşleştirdiği için yapar bunu. Olmaz. Doğru model bu. 20-22 yaşlarında çocukları almak, onları eldeki daha olgun oyuncularla, tecrübeli oyuncularla armanlamak. Bak bu sene Muslera'nın başına neler gelecek? Bak o son maç var ya. Maçında penaltı yap izledim mi onu? Mesela o maçın sonunda benim adım Fatih Terim olsaydı ne söylerdim biliyor musun? Bütün bunların yapılmasını isteyen benim. Çünkü bu ülkede ve özellikle Galatasaray'da bak. Bu ülkede ve özellikle Galatasaray'da bu sözü söylediğinde karşı duracak kitle çil yavrusu gibi dağılır. Ya böyle hatalar olur. Onu da öyle yapmamak lazım. Onu da şöyle yapacak. Bunlar ileride düzelirler. Hani çocuk düzelir değil. Onu bunun sorumlusu benim. Tamam, geriye tamam. Topun atılmasını isteyen benim. Dolayısıyla bunun içinde, bu oyun modelinin içinde bu tür riskler vardır. Bu tür hatalar vardır. Bunu barındırır kendi içinde. Bunun tamamı ben istediğim için bunlar oluyor. Dedin mi Hakan Sular? Benzer cümleleri söyledim. Maçı izlerken Galatasaraylı taraftarlar vardı yanımda Galatasaray maçını izlerken. Ne oldu bu Mustera'ya dediler ya. Hep söyleyeyim. Ya Mustera'ya ne oldu? Oyun değişti. Ne oldu bu Mustera'ya? Böyle değildi bu adam. Ya dedim ki sadece Mustera'ya. Kurtaran kaleciden oyunun parçası kaleciye dönüşmeye çalıştı. Çünkü o daha dönüştü, sadece Mustera. Dönüştü. Dönüşemedi, değiştirecek kulübü. Hı. Bak aynı şey. Bu takım oynadı. Oynamadı büyük ihtimalle o taarruz, tribün taarruzu, Twitter taarruzu, Instagram taarruzu, bütün bu doğruya yakın ilerleyecek. İşi bozacak yani. Fenerbahçe'de olduğu gibi.
Doğru şeyler bunlar çok ama ya paraları şey azaltarak gitmek gerekiyor. Yine de ben 2 liradan 2 milyon eurodan aşağı para okumadım şimdiye kadar. İnşallah öyle değildir. Bir de yeni bir mucize çıkmış Türkiye'de. Yani onun kim akıl etti onu bilmiyorum ya. Müthiş bir şey var. Eskiden kiralık oyuncuyu çok överdi. 2 sene 3 sene kiralık oyuncu modeli övüldü. Ya alamıyoruz kiralayacağız tabii. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz canım falan. Şimdi de şey var taksit var. Taksit şimdi. Tabii 7 milyon euroysa mesela 15 taksitle verelim. Tabii, tabii, 10 taksit. Milyon euroysa 12 taksitle tabii, verelim. Tabii, tabii. Taksitle veriyorsun. Taksitle verilince insanlar işte öyledir. O kredi kartında da öyle oluyor. Taksitle alınca para ödememiş gibi oluyor. O taksiti evet, de bu senenin bilançosunda gösteriyor. 9 milyonu 3 taksitle ödüyor. Diyelim ki bu yıl 3 milyon ödeyecek. 3 milyonu düşürüyor. Bu senenin şey bilançosunda o 3 görünüyor. Diğer altısı yok. Onu ödenmeyecek gibi aldı. Bu senenin bilançosu neye dönüşüyor bu sefer? Konsolide şeyde diye başlıyor cümle. Konsolide. Ara formül işte Cem abi. Ara çözüm diyorlar. Yoksa yanlış değil yani. Doğru olanı bu. Epeydir yapılması gerekeni bu. Ama izin verirsen. Yani izin vereceksin. O da antrenmanı yükseltecek. Peki dışarıdan asla gelen... Asla çocukta sorun bulmayacaksın. Sporcuda sorun bulmayacaksın. Antrenmanda sorun bulacaksın. Yöntemde sorun bulacak. Dışarıdan gelen teknik adamlar orada yaptıkları antrenmanı burada yaptıramıyor mu Serkan Bey? O zaman yapsınlar da görelim diyor Veysel Bey. Kim onlar? Pereira'yı kastediyor herhalde. Daha dur lig başlamadı zaten. Ama burada bir oynama düzeni işte. Oynama düzeni... Kaç tane yabancı teknik adam var zaten ülkede şu an Süper Lig'de? Kaç tane yabancı teknik adam var ki? Ya antrenman birisinin yaptırabileceği bir şey değil. Antrenman bir kültürdür ya. Ve ekip işidir. Ya senin yaşın, takımın yaş ortalaması 30 olur. O antrenmanı, bilmem geldiği takımdaki 24-25 yaş ortalamalı takımın antrenmanını senin ülkendeki oyunculara uygulayamaz teknik adam. Bunlar çok kolay soru, kolay çözümler ya. Arkadaşlar bunları çözemiyorlar mı hakikaten? Yok çözüyorlardır herhalde diye tahmin ediyorum. Hani şey gibi oluyor bak, bu şu yani diyelim ki Vitor Pereira'ya gelip, hani ya bunu böyle Vitor Pereira'dan söz ediyor diye düşündüm. Gel orada yaptırdığın antrenmanı burada yaptırmak bana ya çok biliyorsan gitme takım al da onu yönet aynı bakalım aynısı, demek tabii. Gibi yani. Tabii. Kolay ergen şeyleri bunlar. Hayır, yani ergen daha önce gençleşti. Yani. Mesela Trabzonspor'da Yusuflar şimdi Uğur Bey yazmış. Yusuflar Abdülkadirler geldi gençleşti dedik. Bu sene takımda oynayan çok yerli kalmadı. Yaş ortalaması yükseldi. Yabancıya yöneldiler. Yani övsek bile dönüyorlar diyor belli bir zamandan sonra kulüpler. İşte Trabzonspor örneğini vererek. Trabzonspor çok ilginç ya. Çok ilginç bir takım yani. Niye? Bak iki tane oyuncusu şeye gitti. Giresun'a gitti. Diabata, Flavio. Tamam. Mesela şimdi herkes o yeni gelen şeylere bakıyorlar, transferlere. O öyle uçar, bu böyle uçar, şu şöyle kaçar, şampiyonluğa oynarız, ilk üç oluruz ya. Peki bunlar ne oluyor bu sporcular ve niye ülkemizin içinde geziniyorlar sürekli? Yani diyelim ki ülkeye yeterli değil bir oyuncular. Öyle anlıyoruz yani. Bir de Ekuban da yok değil mi? O geçen senenin üçlüsünden Ekuban da yok. Şimdi üçü Diabata, Flavio'ya bir bakıyorum. Giresun'la el sıkışmış fotoğraflar var filan. Gene ülkenin içindeler. Bak bu ülkeye dair bir sorun dedikçe herkes Trabzon'a, Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye dair bir sorun gibi algılanıyor. Değil. Yani düşünme biçimini değiştirmek istemiyorsun. İstemediğin için aynı şeyleri yapıyorsun. İşte sezonun başındaki ilk 3 transferinin yaş ortalaması 32-33'tü yani Trabzonspor'un. Olur mu şampiyon? Olur yani bir şey değil. Olur yani gerçekten de olabilir. Olabilir de. Şimdi bunu söylüyorsun birden sen bu ülkenin dışına atılıyorsun. Sen ne karışıyorsun kardeşim bizim takıma? Sanki biz başka ülkeden konuşuyoruz. Kulüpçülük olduğu için oluyor. Kendi kulübü ve diğerleri. Yani diğerleri ilgilendirmiyor. Ya ülke onu. Diyorum ya ben. Tamam sen ülke diyorsun işte. Sen ülkeyi dert ediyorsun o kulüp diyor. Ondan bahsediyorum. Ben yani. Ülkenin düşünme biçimi. Dolayısıyla içinde bulunan senin düşünme biçimi. Yani bu ülkenin kimliğini taşıyan, bu ülkenin düşünme yoğunluğuna etki koyan, katkı veren senin düşünme biçiminde sorun var diyorum. O nedenle Galatasaray'a sorun. Bu yani 22-23 yaş ortalamasıyla transferler yapılıyor. Ne kadar dayanacağına hayat karar verecek yani. Yani yaz transfer döneminde 9 Ağustos tarihi itibariyle Süper Lig'den yurt dışına ihraç ettiğimiz futbolcu sayısı sadece 4 demiş Erhan Özakay. O şeydendir, kural değişti ya. Mihail Frey. 8 ya. Antwerp, Hadebe, Houston Dinamo, Zavelas, AYK, Ekuban, Genoa. 4 futbolcu. Bizim çocuklardan giden yok mu? Frey'in de 5 gol attığını hatırlatmak isterim. Hatırlat. Burada yere şey yapamıyorlardı. Ama her vurduğu gol olmuş onun ya. Kötü futbolcu değil dedim efendim. Her vurduğu gol olmuş. 5 şut atmış. Onda şanslı açık. Belki kaleci yoktur yani. Bizde Nikopolis öyle goller yiyordu ya bizim Yunanistan-Türkiye maçında. Vurdular gol oldu. Burada yapamaz mıydı diye dün konuştuk da akşam.
Yapar da izin vermesin. Yapar yapmasına da izin vermesin. Bunu da şansla açıklamayalım bir zahmet. Boş kaleye benim arkadaşlar aradı. Ben de kaleci Frey, Frey diyorsunuz. Boş kaleye atmış. Frey'den bahsediyorsun diyor bana. Ya dedim. Hakikaten enteresansın sen dedim ya. Oraya gitmek zordur. Futbol konuşmayalım seninle dedim. Zaten sonra bence konuşma diyor. Onlarla. Sen bir liste yap. Bazı arkadaşların isim listesi yap. Onlar futbol açmaya futbol konusu açmaya çalıştıklarında sen bilime kaydır konuyu yani. Sosyolojiye, bilime geç yani. Ya da onların bildiği konulara geç yani. Sen dinle, siz anlatın ben dinleyeyim de. Çünkü sonunda şeye gelir, sen de Cem Dizdar'a dönüştüğe gelir. O geldi zaten artık. Ya da o zaman hemen benim telefonumu ver. Ya telefonu şimdi mesela bak. Ver onlara ver. Burak telefonu. Yılmaz 80 tane telefonuma mesaj attınız. Erzurum ben de okudum Spor'un diyorsun 81.'de. Tahkim kuruluna yaptığı başvuru işte Kasımpaşa vardı yani konuşmuş. Evet, evet. Niye konuşmuyorsunuz? Konuşun. Korkuyoruz. Tahkim zaten kuruluna. Ben özel telefonumdan bir daha hani bakmayın. Anladım. Katılımı sosyal medya üzerinden yaparsanız sevinirim. Sonra yani gerçekten kilitlendi telefon. Almışsınız ama. Engelle yok mu? Engelle var. Engelle. Peki telefon açılsın yani. Diğer kat belki annenden bir şey gelecektir ya. Mesaj gelecektir kilitlendiyse. Aynen. Engelle durdur orayı yani. Ya illa onu konuşmanı istiyorum. Yok yani. Ne bilmiyoruz. Dur bakalım. Tahkim kurulu yerinde kalacak mı? Tabii daha belli. Üzerinde anlaştılar. Tahkim kurulunun vereceği kararlar yani tahkim kurulu belki de ben değişeceğim diye karar bile vermeyecek yani. Dur bir acele etme bakalım. Yani. Ha, o diyecek ki o giderse ben orada kalacağım o benim yerim oldu şudur budur. Merhaba Mustafa Muhammed'in performansı düşünce idmanlar kötü ama kariyer rekoru kıran oyuncular var. Sörlot, Bupenza, Gezzal gibi. Onlar için idmanlar iyi mi dememiz lazım? Yok öyle Cemre... dememen lazım. Ülke çok kolay gollüyor demen lazım. Biraz futbolcuların idmanlarda ne yaptığı önemli gibi geliyor bana. Size öyle geliyor da öyle değil. O size geldiği yerde değil yani. Size öyle geliyor ama öyle değil. Sörlot'u açıkla bana diyor. Gezzal'ı açıkla. Işte, açıklar. Senin ülken kolay gollüyor. Çok kolay açıklıyorum. Bak, yürüyerek gollüyorsun sen ülkende. Bak, bugünün en güzel haberi. En güzel. Yani bu meselelere dair. Ya da Teixeira'nın paylaşım vardı. Sen ona bak da onu vereyim ben. O konu zaten herhalde. Oraya doğru gideceğiz. Teixeira'nın geldiği diyarlara doğru gideceğiz. Abi şimdi Fenerbahçe haberi de vardı ya. Tamam. Çok güzel konu. Diyor ki ülkemizde de bir zamanlar görev yapmış büyük futbolculardan, önemli teknik adamlardan Slaven Bilic. Burada Beijing Guoan gibi büyük bir kulüpte oynuyordu. Bak çok büyük bir kulüpmüş. Tamam. Şimdi zaten yıllardır Avrupa'da oynamış isimlerle oynuyor. Yani gelir orada bir şey olmaz, bir sorun yaşamaz diyor. Burada lig çok gelişmiş durumda. Çin'e söylüyor. Çin için konuşuyor şey. Tamam. Slaven. Anladım. Burada lig çok gelişmiş durumda. Bu sürekli içeriye oyuncu alıyorlar, oyuncu veriyorlar, geliyor, gidiyor falan. O haber vardı ortaya. Yani insanlar izleyeceğimiz merak ederse ortaya veririz. Bak şimdi tamam. Bilic haberi. Evet. Diyor ki kim son derece iyi bir futbolcu. Ne yazık ki o da dahil bu sezon yabancı oyuncularımızı kaybediyoruz. Bak burayı sakin okuyorum. Bakan bu da gidiyor. Finansal anlamda geçmişteki gibi iyi bir durumumuz yok. Önce bunu söylüyor. Sonra diyor ki Beijing Guoan gibi büyük bir kulüpte oynuyor. Çin ne yapıyor? Biraz gevşetiyor. Sonra hemen şeyleri sıkıyor, vanaları kapatıyor. Sen de elindeki yabancı oyuncuları göndermek zorunda kalıyorsun. Şimdi o büyük Çin oyunu, Çin futbolu yani Slaven Bilic için söylediğini ödünç alırsak. O oyuncularla mı büyük yoksa kendi kendini üretme kabiliyeti olan bir futbol iklimi olarak mı büyük onu henüz tespit edemiyoruz. Ona nasıllar yurt dışında ya da düşük bütçeli oyuncuları alarak bir yarışmacı lig kuracaklar. O zaman karar vereceğiz bizler de olup olmadı. Bu lig gerçekten Slaven Bilic için tarif edip etmediği gibi bir lig mi? Şimdi bu oyuncu diyor ki en güzel yeri bak. Çin böyle bir yer, bu oyuncu da şöyle bir oyuncu, şöyle de şöyle geliyor. Tamam. Çok rahatlıkla Süper Lig'de oynar diyor. Eminim bak. Bak eminim. Dön geriye. Bak dön geriye. Lemos. Bir. Tisserand. İki. Adil Rami. Diego ya. Reyes. Bak hepsi için bunlar söylenmiş olabilir biliyor musun? Ya bakmadım ama bakarım yani gerekirse. Ya, gelinirken... Oradaki muhabire, oradaki teknik adama, onun eski hocasına söylediğinde niye bu onların yeteneksizliğini anlatmıyor? Deminki arkadaşa yanıt veriyorum şimdi. Hani Sherlock gol kralı oldu, bilmem ne bir şey oldu, Gezzal, Bupenza öyle oldu, Gezzal falan diyor. Bu onların durumunu anlatmıyor. Bu bizim durumumuzu anlatıyor. Ülkenin durumunu anlatıyor. Daha kim vardı bakalım?
Zanka. İyi, ben iyi futbolcu dedim. Öyle diyorsun. Tepki yani, öyle. Zanka bak. Evet. Bak bunların hepsi yani oyuncunun durumunu anlatmaz. Bu kadar oyuncuda karar verememek ve hala bir stoper alıyor olmak, üçlü oynayacakmış da öyle oynayacakmış, dörtlü oynamazmış yani. Üçlü mü dörtlü mü ya, üçüncü hafta karar verirsin bak. Tamam, yeni teknik adam geliyor diyor ki ben bunu işte onu 13'den söyledim sana. Üç tane maç kaybedersin, üçlü gider. Zanka ile oynayamam diyor mesela. Tamam. Lemos'la oynayamam ben kardeşim tamam, diyor. Üçlü oynatacağım tamam. diyor, sana da para harcatıyor. Dünyanın bir yerinden de sen üçlü oynamayı bilen Diego şeyin Slaven Bilic'in de övdüğü bir oyuncuyu buraya getiriyorsun. Elinde de 11 tane oyuncu çevirmişsin. İşte geldi kaç 3 yılda 11 oyuncu geçmiş. Şu anda da 7-8 tane falan bonservis var elinde stopere dair. 2 pozisyon var elinde 8 bonservis var. Tuhaf bulmuyor kimse bunları yani. Hakikaten tuhaf bulmuyorlar. Ve o da diyor ki Süper Lig'de oynar. Kesinlikle oynar. Bak kesinlikle oynar. Charlotte'un kesinlikle oynadığı gibi. Bupenza'nın kesinlikle oynadığı gibi. Raşit Gezal'ın kesinlikle oynadığı gibi. Ama mı geliyor sonunda? Hiçbir şey gelmiyor. Oynar yani. Niye ama olsun? Oynar. Onların durumunu anlatmaz ki. Senin çaresizliğini anlatır durum yani. Onu anlayabilse ülkemiz. Yani şu röportajların içinde bize ait olanı, ülkemize ait olanı, ülkemizin eksiğini anlatabilse, olimpiyata gitmiş, derece yapamadığını düşündüğü çocuk için, sporcular için bu ifadeleri kullanmaz zaten, bunları kavrayabilse. O zaman hep birlikte yükseliriz. Aramızdan bir tanesinin takımı, tuttuğumuz takımlardan biri şampiyon olur, diğerlerinin içinden oyuncu olur. Ne oldu? Şimdi bu sene değişti kural. Yabancı kuralı 8, yabancı sahada olacak kuralı. Satamamışsın hiç oyuncu. Satamıyorsun. Yani ne oldu yabancılar gelince bizim oyuncular pıtrak gibi satılıyordu? Yok öyle bir şey ya. Bir tane Altın Ordulu okudum ama onu gerçekleşti mi bilmiyorum gene bir yerde. İşte Burak Kapacak vardı, Bordo ile anlaştı haberleri vardı, Fenerbahçe imzaladı. Bu arada Koray Bey okuyacağım mesajınızı, Beşiktaş'la ilgili yazmış o da. Hani Fenerbahçe Galatasaray genç alıyor, bak Cem abinin istediği gibi gençler alıyorlar artık. 30 yaş üstü almıyorlar genelde, bak gençlere yöneldiler. Ama biz yani Beşiktaş olarak biz daha böyle yaşlı oyuncular transfer ediyoruz gibi geliyor. Ne der diye yazmış. Soracağım. Şu Teixeira'nın paylaşımını unutturmadan verelim mi? Teixeira paylaşımını. O gelsin be ekrana. Siz iyi istediniz. Ben geliyorum. Siz iyi istediniz. Ben geliyorum. Paylaşım buymuş. Siz istediniz. Ben geliyorum. Bir de kartal işareti. Paylaşım. Evet. Benim yaşım böyle şeyleri değerlendirmeye pek uygun değil. Biraz ben bu duruma göre yaşlı birisiyim yani. Bu hani bir de iletişimin bu yanın bu dilinden hoşlanan birisi değilim ben. Kim istemiş? Taraftar mı? Evet, siz istediniz, ben geliyorum diyor işte. Biliyor musun kaç para alıyor, kaç para veriyor, sezonun Hayır. sonunda kaç para zarar edecek, ilk 10 haftada takımın şu olmasa bu olmasa. Ya bunları bir oradaki iletişimcilerden biri işte, kulübün iletişim direktörü ezberletiyor, söyletiyor işte. Var yani buraya gelirken büyük üstün niyetle, iyi niyetlerle geliniyor. Sonra giderken arkasından giden birçok oyuncunun kimse bakmıyor. Kimse konuşulmuyor. Bunlar ülke sorunları. Bunlar takım sorunları değil. Şimdi buna da kızdığımızdı filan diyecek. Ya diyecekler, ben şimdi Zanka örneğini verdim. Mustafa Bey, Zanka ne oynadı çok bilmiş gibi konuşuyorsun demiş tabii, bana. Tabii tabii bilmiyoruz Avrupa biz. Avrupa Şampiyonası'na niye çağırıyorlar mesela? Ya hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz zaten, sorun o yani. Hiçbirimiz insanların bildiği şeyleri maalesef bilmiyoruz da sorun şu. Bizim bildiğimizi de kimse merak etmiyor ya. Ben de bir şey biliyorum bu hayatta. Ve her söylediğim çıkıyor sonunda ya. Neredeyse yani hani yanıldığım olmuştur da. Her söylediğim sonuçta çıkıyor. Bak hiç uzağa gitme. Burada ayrılmadan önceki Çin voleybol maçından sonra söylediğim şey, kadın voleybolcuların Çin maçından sonra burada söylediğim şey gerçekleşti. O hafızasında tutmuyorsa Daniel Defoe'nun yapacağı bir şey yok ya. Ne yapsın Daniel Defoe yani? Şimdi bunlar paralar harcıyorsun. Harcıyorsun. Olmayan paralarını harcıyorsun. Sürekli şeyleri açıyorsun. Limitleri açıyorsun. Aldığın yerde de limitler kısılıyor.
Yani Slaven Bilic de rahatsız ki ya burada limitleri kısıyorlar, oyuncularımız gidiyor diyor. Sen bu paralarla ilgilenmiyorsun. İşte harcamalarla ilgilenmiyorsun. Sonra da Cem Dizdar hep aynı şeyi söylüyor diyorlar. Ya aynı şeyi söyleyeceğim son sene, bak söylüyorum bir defalarca son kez söyleyeceğim yani. Artık bu seneden sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsunuz ve Beşiktaş bu harcamaları sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maç için yapıyor. 3 maç mı? 1-2-3. 4 oğlum var mı? Revanşları oluyor yani. Üç takım işte. Ha, tamam. Üç maç dedin de ona takıldım. Yani. Tamam anladım. Üç tane takım için yapıyorsun tamam. Yani. Üç takım. Üç takımla karşılaşmak için yapıyorsun tamam. Bütün bu harcamayı. Bir iki doğru bir şeye giriyor. Bir öncekinin, bir başka rakibinin bir zamanlar girdiği gibi. Onun da seyahatinin nasıl sonuçlanacağını, nasıl tecelli edeceğini kestiremiyoruz. Yani izin verir mi toplumun kültürü? Yapı izin verir mi? Bu okuduğun Twitter'cı arkadaşlar var ya, Twitter'cı bir yoğunluk var. O yoğunluk doğru şeylerin yapılmasına izin verir mi? Çocuklarını cesaretlendirir mi? Burak Kapacak gibi birçok sayıda oyuncunun pıtırak gibi ülkede boy vermesine izin verir mi? Onu da hiçbirimiz kestiremez. Onu da zaman gösterir. Tecrübelerimiz vermeyeceğini söylüyor. Bak, transfer yapamayınca oyuncular nasıl öne çıkıyor? Oynadılar. Hiç transfer yapamayınca tahta açılıyor. Hemen transfer oluyor. Sonra dönüyoruz başa. Mesela kimse sormuyor. Tahta nasıl açıldı? Kim verdi parayı? Niye verdin? Verme ne oluyor? Öyle oynasın işte. Düşsün aşağıdan yukarıya yeni bir hikayeyle gelsin. Verme yani. Niye veriyorsun? Niye bu kadar para harcıyorsun? Yani bir de bilmiyorsun ne olacağını. Bilmiyorsun bak. Ya bu paraları harcıyorsun. Bu algıları yaratıyorsun. Bu şeyleri, bu beklentileri oluşturuyorsun ve bunlar olmadığında neler olacağına dair de bir fikrin yok. O eski ezber aynen hayatta sürüyor, gidiyor maalesef. Bu sadece Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray için değil. Bütün takımlar için 3 aşağı 5 yukarı aynı. Cem abi, Alex Teixeira 20 gol atıp 15 asist yaparsa ne diyeceksin? Hiçbir merak şey söylemeyeceğim. Gene paranı boşa harcamışsın diyeceğim. Abu Bakar gibi videoyu koyarlar. Ya yani. Ne olacak? Talişka da aynı şey oldu yani. Ne diyeceğim? Aynı şeyleri söyleyeceğim. Pepe de aynı şeyleri. Ne diyeceğim? Hiçbir şey söylemeyeceğim. Aynı şeyi söyleyeceğim. Bu bir Beşiktaş sorunu değil, bu bir ülke sorunu diyeceğim. Bu bir maliye sorunu diyeceğim, bu bir bütçeleme sorunu diyeceğim. Bu bir takım tutma meselesi değil, sadece takım tutma meselesi değil, bu bir anlayış meselesi diyeceğim. O nedenle çocuklarını, madalya alamayan çocuklarını ya da bronz alan çocuklarını hor görme eğilimindesin. O nedenle yani. Aynı şeyler burada da oluyor. Ve niye senin ülkende bunlar yok diyeceğim ben sana. Neden yani... Sen bu antrenman seviyelerine çıkamıyorsun diyeceğim. Niye sen her şeye, ben sana kızarken sen de sahadaki çocuklara kızıyorsun diyeceğim. Ben sana kızıyorum. Yapma böyle diyorum. Bırak oynasın çocukların. Oynar diyorum. Yüzme öğrenir diyorum. Saldık gidiyor bizimki. Bak saldık gidiyor. Ya bu olur çocuk dedi. Babasıyım ya. Kim dedi? İşte kumsaldan birisi. Ya aklıma da bir şey gelmedi. Bir tane daha yaparız ya ne olacak falan. Yok ya, yanlış anlaşılır ondan sonra. Kim anlayacak? Ya benim çocuğum, ben çocuğuma güveniyorum. Tamam güveniyorsun da işte yanlış anlaşılır. Nesi yanlış anlayacak? Ne? Ben sana, sen bana böyle desem ben sana ne derim? Bir tane daha yaparız. Ya boğulmaz çocuk. Korku, endişe. Niye? Benim çocuğum ya. Ben endişelenmiyor muyum çocuğum? Hassasiyet. Ne hassasiyeti? Bir şey değil, uydurma. Kendine güvenmemek, hiç kimseye güvenmemek. Kendine güvenmediğin için. Kendine güvenmiyorsun, çocuğuna güvenmiyorsun, toplumuna güvenmiyorsun, evladına güvenmiyorsun, ülkene güvenmiyorsun. Güvenmiyorsun. Bunların anlattığı, bütün bu transfer haberlerinin anlattığı şey bu. Kendine güvenmiyorsun. Çözümü de hep dışarıdan bir takım getirilerle halletmeye çalışıyorsun. Oldu, oldu. Bir tanesi oluyor, diğerlerininki olmuyor. Geçen sene dünya kadar oyuncu geldi yine ülkeye yani. Oldu mu? Beşiktaş'ınki oldu, diğerlerininki olmadı. Ne oldu? Nereye gitti paralar? Bilmiyorum. Ben biliyorum da. O benim işim değil onları takip etmek. Cem abi son dakikalarmış da unutmadan zaman su gibi akıp gidiyor. Bir yıl oldu. Evet. Emre Gönlüşen'i kaybedeli. Biz de unutmayalım dedim programımızda. Evet, bir kez daha kıymetli, bir kıymetli kardeşimiz, dostumuz, özlem ve rahmetle anıyoruz Emre'yi. Mekanı cennet olsun. Bir sene olmuş Cem abi. Bir sene geçmiş. Bitirmeden değinelim istedim ben. Zaman çabuk gidiyor. Kıymetini bilmek lazım. En değerli şeyimiz yani. Fazla hızlı hareket etmemek gerekiyor. Dün yine zaplarken Mandıra filozofuna denk geldim. Orada da rahmetli Rasim Öztekin şeyin işte o
Mandıra filozofunun toprağını almaya çalışıyor. O bir güzel bir sahneye denk geldim. Sonra da geçtim. Ya biliyorsun uçağı 50 dakikada buraya geliyorsun. Şurada Ezine'de peyniri yiyemiyorsun. Ayvalık'ta şunu yapamıyorsun. Burada da bunu yapamıyorsun. 3 gün kaybediyorsun hayatından. Geldin ama buraya diyor. Bindin uçağa geldin, tekneyle geldin, bizim yerin karşısına da geçtin. Bizim yeri de almaya çalışıyorsun. Yanda orası da biliyorsun. Yani, işte, yani bizim de yeri almaya çalışıyorsun. 3 gün kaybediyorsun hayatından. Değmez, alt üstü domates yiyeceğiz yani. Şimdi Emre'nin yani çok çok değerli bir çocuktu. Çok çok sevdiğim, hukukumuzun iyi olduğu bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. Evet, zaman çok çabuk zaman geçiyor. Ve geçiyor. Zamanı geçirdiğimiz zamanın içini etkinliklerle, iyi eylemlerle, doğru ifadelerle, doğru haller ve tutumlarla doldurmamız gerekiyor. Bu kayıplarımızın en azından bana anlattığı şey bu maalesef. Bir kez daha mekanı cennet olsun diyelim. Rahmetle, özlemle andık onu da. Cem abi, yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ağzına sağlık. Yani. Katılım için teşekkür edelim. Ama gördüğüm kadarıyla o olimpiyat bölümünde, sporcuk bölümünde çok fazla katılım oldu. Orada işte kulüplere geçince biraz bir azalma oluyor. Yanlış düşünüyorsunlar çok ya orada. Ben yanlış düşünüyorum. Doğru düşünenlerin sayısı çok olduğu için onlar katılıyorlar. Ama doğru düşünmediklerini kanıtlayabilirim. Var ya öyle bir şey. Bunun böyle olduğunu bilmiyorum ama biliyorum ama kanıtlayamam diyor ya. Yani öyle ispatlayamam, işte, ispatlayamam, kanıtlayamam. Ben onların doğru düşünemediklerini kanıtlayabilirim metinlerle, rakamlarla ve metinlerle. Yarın devam ederiz. Bizi izlediğiniz için ve katılım için teşekkür ederim. Hoşçakalın.